ekranlarından mutlu günler sevgili izleyenler. 25 Haziran Pazar günü ara seçimlerde seçim özel yayınıyla karşınızdayız Greenik TV ekranlarında. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün ara seçime gitti. Bir milletvekili için ülke genelinde seçim yapılıyor. Şu saatlerde de oy kullanma işlemi devam ediyor. Sabah 8'de başladı oy kullanma işlemi, 18'e kadar devam edecek. Evet, ülke gündemindeki gelişmeleri, seçime yönelik ilgili haberleri sizlerle buluşturmak adına karşınızdayız. Neler yaşandı bu saate kadar? Oy kullanma oranları nedir? Bunları aktaralım. Hangi adaylar yarışıyor? Bunların bilgisi yeniden paylaşalım. Ve seçim çerçevesinde neler oldu, neler olacak, neler olmaya devam edecek? Bunları buluşturalım sizlerle. Evet, öncelikli olarak sevgili izleyenler, bu seçime gidiş sürecinden biraz bahsetmek gerekiyor. Bir milletvekili için ada geneli bir seçim yapılıyor demiştik. Bir milletvekilinin yokluğu nasıl yaşandı, hangi süreçlerden geçildi ve niçin bir milletvekili için seçime gidildi, bundan bahsedelim. Evet, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Halkın Partisi Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay mevcut yapıyı doğru bulmadığını dile getiren açıklamalarda bulunmuş ve sini millet kararı aldığından bahsetmişti. Mayıs ayında da meclise milletvekiliğinden istifasını sunmuştu. Haziran ayında Meclis Genel Kurulu Sayın Özersay'ın istifasını onayladı ve resmi olarak milletvekilliğinden istifa etti Sayın Özersay Haziran ayı itibariyle. Evet, ve bu şekilde bir milletvekili seçimine gidilmesi ihtiyacı duyuldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Geçen yıldan bu yana yapılan tüm görüşmeler, çalışmalar, sonrası erken genel seçim mi olacak yoksa ara seçim mi olacak, yerel seçimlerle birlikte bir milletvekili de mi seçilecek derken yerel seçimleri geride bıraktık ve bir milletvekili için 30 milyon TL'lik bir masrafla bugünkü seçimlere geldik. Evet, bir milletvekilliği için 13 aday yarışıyor. Kimler yarışıyor bugünkü yarışta? Bunları da hatırlatalım sevgili izleyenler, hemen isimleri aktaralım, buluşturalım sizlerle. Evet, milletvekilliği için Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ali Başman olarak açıklandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı Sami Özuslu. Demokrat Parti adayı Serhan Aktunç olurken Yeniden Doğuş Partisi'nin adayı ve tek kadın aday Figen Yaman Lesinger oldu. Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy, Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazan da bağımsız adaylar olarak yarışıyor milletvekilliği yarışında. Evet, ülkemizde son genel seçim 23 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştı sevgili izleyenler. Meclisin şu anki yapısından biraz bahsedecek olursak, şu anda 24 Ulusal Birlik Partisi, 18 Cumhuriyetçi Türk Partisi, 3 Demokrat Parti, 2 Yeniden Doğuş Partisi, 2 de Bağımsız Milletvekili bulunuyor. Bir koltuk ise boş durumda. Lefkoşa Yeni Cami Mahallesi Muhtarlığı için de aynı zamanda bugün yarışa gidiliyor. Muhtarlıklar da seçilecek. Bir milletvekilliğe 13, bir muhtarlığa da 4 aday var ülkemizde. Lefkoşa Yeni Cami Mahallesi Muhtarlığı için demiştik bir diğer seçimde. Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamur ve Selim Özdemir aday olmuştu muhtarlık için. Boşalan 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de az sayıda başvuru yapıldı ve başvuranlar da doğrudan seçilmiş oldular başvuru sayıları az olduğu için. Evet, sabah 8 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı demiştik. Adayların genel başkanlarının oy kullandığına yönelik görüntüleri getirelim şimdi ekranlarınıza. Evet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman adayları Sayın Sami Özuslu, keza Ulusal Birlik Partisi Milletvekili adayı Ali Başman. Evet, hepsinin görüntülerini sizlerle buluşturacağız. Oy kullandıkları bölgelerde, okullarda, sandıklarda, oy kullandıkları sırada açıklamalarda da bulundular. Önce Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la başlayalım. Sayın Tatar oy kullandığı sırada ne gibi açıklamalarda bulundu? İzleyelim hep birlikte. Merhaba. Merhaba.
Veriyoruz bunu. Birine verelim de bunlar ya. Ben yazacağım çünkü. Umut kime verebiliriz bunu? Yazmam lazım. Kim? Yani şu hikayesi. Yani ben yazacağım çünkü. Verirseniz birine. Şu hikayesi konuşturabilir miyim? Ben olduğu üzere. Sayın Kulübet Özersay'ın istifasızıyla boşalan ve boşan milletvekilliği. Boşalan yerin doldurulması için anayasa gereği bir ara seçim söz konusuydu. Bu ara seçim bugün yapıyoruz. Ben Sayın Mahkeme Başkanı ile Narin Şefik ile bu konuyu görüşmüştüm. Kendisinin de ifadesidir. Bu ara seçim boşalan bir milletvekiliyle anayasal zorunluluktu. Dolayısıyla anayasamızın gereği bu seçimi bugün yapıyoruz. Bu yaz gününde elbette havada sıcak ama vatandaşlarımızın sandığa gidip oylarını kullanmaları bana göre bir vatandaşlık görevidir. Şu anda çeşitli farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Katılım ne olacak şeklinde. Benim buradan halkıma mesajım anayasamızın gereği ki hepimiz demokrasimize, anayasamıza, devletimize bağlılığımızı ifade ediyoruz. Adaylar da vardır. Bu adayların içerisinden bir tanesini Yüce Meclis'e göndermek durumundayız. Bunun en iyi şekilde yapılabilmesi için ki ülke genelinde sandıklar kurulmuştur. Bunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Seçim sistemine göre, ilgili yasaya göre bugün Lefkoşa milletvekilini seçeceğiz. Ancak Karpaz'dan Yeşilyurma'ya kadar bütün bölgelerde sandıklar kurulmuştur. Dolayısıyla devlet anayasa gereği gerekeni yapmıştır. Her sandıkta az önce de içeride gördüğümüz gibi sandık görevleri ve diğer görevler birlikte bu seçimin başarıyla sonuçlanması için görev başındadırlar. Bana göre vatandaşlarımız bir kez daha değerlendirip herkesin sandığa gidip oyunu kullanması gerekmektedir. Bunu bir kez daha buradan altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bir kez daha demokratik bir olgunluk içerisinde geçen seçim süresi boyunca katkı koyan Yüksek Seçim Kurulu'na, halkımıza, basın kuruluşlarına ve tabii ki aday olup demokrasinin gereği kendi görüşlerini ve düşüncelerini halkımızla paylaşan ve bu süreçte elbette basının, sosyal medyanın tüm iletişim kanallarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu koşullarda üzerimizde uluslararası camianın Kıbrıs sorunu meselesini bahane ederek engellemeler, izolasyonlar her türlüsüyle bütün bu engellemelere rağmen buradaki demokrasinin ne kadar başarılı bir şekilde çalıştığını da zaten hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu süreçlere katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün aday olanlara başarılar diyorum ve her şeyin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun arkadaşlar. Evet sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar'la birlikte Lefkoşa'da Şehit Tuncer İlkokulu'nda oyunu kullandı. Halka da çağrıda bulundu Sayın Tatar. Ülke genelinde sandıkların kurulduğundan bahsetti. Böyle sıcak bir yaz gününde gittik seçime dedi ama tüm halkıma sandığa gelmesi, oy kullanması çağrısında bulunuyorum dedi. Evet, oy oranları, oy kullanma oranları oldukça düşük sevgili izleyenler. Bunun da bilgisini paylaşalım. Saat 17 itibarıyla yeni oranlar da geldi. Ülke genelinde 713 sandık kuruldu. 713 sandığa ülke genelinde oy kullanma oranı %21.61 olarak yansıdı. Bunun bilgisini de aktaralım sizlere. Sandık için, sandığa gitmek için son 20 dakika, saat 18'de kapanacak sandıklar. Oy kullanma işlemi saat 18'e kadar sürecek. Bunun bilgisini aktaralım ve evet, yeni oy kullanma oranları ile ilgili şöyle güncel bir bilgi ulaştı elimize sevgili izleyenler. %21.61 demiştik. %25.61 olarak güncellendi rakam ülke genelinde.
Katılım oranı saat 17 itibarıyla %25.61. Tabii oldukça düşük bir rakam. Ne kadar demokratik bir seçim sonucu olacak tartışılır. Bunları konuşacağız. Seçim yasakları saat 19'a kadar sürecek. Bu saate kadar bizler de seçime yönelik gelişmelere değineceğiz. Seçim sonuçlarına yönelik gelişmeler 17'den sonra ekranlardan sizlerle buluşturulacak. Evet, saat saatte aktaralım aslında. Sabah itibariyle sandığa gitme oranları paylaşıldı. Yüksek Seçim Kurulu saat 11'de açıklamaya başladı sandığa gitme oranlarını. Saat 11, 13, 15 ve 17'de aktarıldı oranlar ve kayda değer bir gelişme olmadı aslında sandığa gitme oranlarında. Seçime en yüksek katılımın Lefke ilçesinden olduğunu söylemek mümkün. Nüfusa oranla tabii Lefke'de oranın yüksek olması beklenilen bir sonuç. Yüksek Seçim Kurulu'nun yine aktardığı bilgileri şöyle göz atacak olursak, bir milletvekili ve bir muhtarın seçileceği bu seçim için saat 17 itibarıyla %25.61 oranında katılım oranının yeniden altını çizelim ve bölgelere göre, ilçelere göre katılım oranlarını da buluşturalım sizlerle. Başkent Lefkoşa'da katılım oranı %21.50, Gazi Mausa'da %22.48 olurken Girne'de %23.80'lik bir sandığa gitme oranı var. Güzelyurt'ta 25.20, İskele'de %27.48 ve Lefke'de ki en yüksek sandığa gitme oranının bulunduğu ilçemiz demiştik, en yüksek oran %33.20 oldu sevgili izleyenler. 8'de başladı, 18'de bitecek oy verme işlemi diye tekrar hatırlatalım. Son 12 dakika kaldı sandığa gidip bir milletvekili için tercihte bulunmak için. Evet, oy kullanma sıralarında yapılan açıklamaları getiriyorduk ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sandığa gidin, oy kullanın çağrısını ilettik. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Şefik'in de açıklamalarına uzanalım şimdi. Bakalım Şefik neler söyledi oy kullandığı sırada. Benden daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Fiiliyatta görüyorsunuz. Bizim saat 11'de sandıklardan toparladığımız bilgiye göre genel katılım %5.57. Kazalar bazında eğer rakamları isterseniz Lefkoşa %4. Mausa %5.23, Girne %5.10, Güzelyurt 5.5, İskele 5.81, Lefke ise 7.69. Umarım pazar rehavetidir ve bundan sonra katılım daha yüksek olur. Çünkü yani bu kadar eziyet ve masraftan sonra çok az bir katılım üzücü olacaktır. Ama en önemlisi sakin ve bir sorun çıkmadan bir seçim yapılması ve en erken bir zamanda da neticelerin size sunulması. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Geçmiş yıllara oranla bu saatte düşüktür. 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 Sıcaktır. Halen ümidimizi kırmadan bekleyelim. Saat 16, 18'e kadar, 6'ya kadar zaten süre vardır. Umarım
o saate kadar daha yüksek bir katılımla seçimi bitirmiş oluruz. Size iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar. Evet sevgili izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'in açıklamalarını da taşıdık ekranlara. Kendisi de Şehit Tuncer İlköğretim Okulu'nda Lefkoşa'da oyunu kullandı. Sayın Tatar'ın oy kullandığı okuldaydı kendisi de ve basına yaptığı açıklamalarda kendisinin oy kullandığı saatlerde, ki öğlen saatlerinde oy kullanmıştı kendisi, katılım oranlarının oldukça düşük olduğunu, herhalde pazar rehavetidir olarak değerlendirdi Sayın Şefik ve oranların üzücü olduğundan bahsetti. Oldukça masraflı bir seçim, umuyoruz katılım öğlen saatlerinden sonra daha da artar. Çünkü çok masraf yapıldı bu seçime dedi. Tabii 30 milyon TL'lik bir rakam açıklanmıştı sevgili izleyenler bu seçimin bedeli olarak ve içerisinde bulunduğumuz durumda harcanan bu miktar oldukça eleştiri konusu da olmuştu. Ülke genelinde 713 sandık kurulduğundan bahsetmiştik. Bu sandıklarda 3'er kişi görev yapıyor. Yani ülke genelinde toplamda 2139 sandık görevlisi var. Bu emekler boşa gitmesin dedi Sayın Şefik ve halkı, vatandaşı oy kullandığı saatlerde oy kullanmaya teşvik etti. Sandığa gelin çağrısında bulundu. Evet, bu görüntüleri de taşıdık ekranlara. Ve bir diğer görüntümüzle devam edelim. Başbakan Ünal Üstel de oyunu kullandı ve kısa bir açıklamada bulundu. Şimdi bakalım Sayın Başbakan neler söyledi. İki aylık bir seçim çalışması dönemi hayırlısıyla bugün sona eriyor. Ve bugünden sonra yine önümüzdeki duran problemleri çözmek için hükümet daha güçlü bir şekilde ve istikrarın devamını sağlamak için daha güçlü bir çalışmayla halkımızın bu zor günlerden geçerken onları rahatlatacak tedbirleri süratli bir şekilde gündeme getireceğiz. Tabii bu seçim süreci döneminde her zamanki olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımız büyük bir demokrasi sınavı verdi. Ve bu demokrasi sınavından bugün bitiriyoruz ve herkes sandığa gelip oyunu kullanacak. Bizim ülkemizdeki yaşayan vatandaşlarımızdan bugünün sorumluluğu içerisinde zaman ayırıp gelip vatandaşlık görevini yapmalarını istiyoruz. Yani sandığa gelip oyunu kullanmalarını istiyoruz. Tabii yaz mevsimi, sıcaklar çok yüksek dereceye bir anda ulaştı. Ama buna rağmen pazar günüdür. İnanırım insanlarımız öğlenden sonra daha süratli bir şekilde sandığa gelip oylarını kullanacaktır. Çünkü yeni bir istikrarlı dönemin başlangıcı olacak bugün. O yüzden önemli bir günümüz. Daha ileriye ülkemizi götürmek için önemli bir gün. Ve bugün alacağımız bir milletvekiliyle sayımız 30'a olacak. Ve Cumhuriyet Meclisi'nde daha güçlü, daha radikal yasalar üretmek için bu sayımızla birlikte ülkemizdeki sorunları birer birer aşmış olacağız. Ben bir kere daha halkıma bugün gün içerisinde zamanını ayırıp sandığa gelmelerini istiyoruz ki bu ülvi görevlerini yerine getirmiş olsunlar.
Evet sevgili izleyenler, Başbakan Ünal Üstel'in açıklamalarını getirdik ekranlara. Kendisi eşi Zerrin Üstel'le birlikte Alsancak'ta Girne'de oyunu kullandı ve yaptığı açıklamalarda da istikrar vurgusunun altına çizdi Sayın Üstel. Alacağımız yeni milletvekiliyle birlikte dedi, iddialı bir açıklama yaptı Sayın Başbakan. Ulusal Birlik Partisi'nin adayının kazanacağının vurgusunda bulunarak 30 sayısına ulaşacağız dedi. Üçlü koalisyonda şu an toplamda 29 milletvekili var biliyorsunuz. 30 olacağız dedi ve daha da istikrarlı bir hükümet olacak, icraatlarımıza devam edeceğiz diye ekledi. Sayın Başbakan'ın açıklamalarının içerisinde de yine vatandaşa yönelik sandığa gelin, oy kullanın mesajını duyduk, ilettik sizlere sevgili izleyenler. Evet, Girne'deydik. Şimdi Lefkoşa'ya yeniden uzanalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve adayları Sami Özuslu'ya geçmeden önce Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Ali Başman'a gidelim. Bakalım Sayın Başman sandıkta ne gibi mesajlar verdi seçmene? Bence daha şeyden sormalarını alırım. İçeri girince. Günaydınlar sayın Gıynık izleyenleri. 25 Haziran ara seçimleri için bugün Kakadıcı halkı sandık başında. Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir milletvekilliği sandalyesi için bugün sandık başına giderek 49 olan milletvekili sayısını yeniden 50 yapmak için halkımız oyunu kullanacak. Bugün seçilecek olan bir vekil ile meclisteki eksik vekil sayısı tamamlanmış olacak. Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili adayı Ali Başman da bugün Gönyeli'de Vedat Meral Ertüngü İlkokulu'nda oyunu kullanmak üzere kısa süre içerisinde oyunu kullanıp açıklama yapması da bekleniyor Sayın Başman'ın. Tabii bugün 6'sı partili, 6'sı partili, 7'si bağımsız, 13 aday bulunuyor bu seçimde yarışacak olan. Ulusal Birlik Partisi adayı Ali Başman da bu adaylardan birisi. Seçimin sonucuna göre meclisteki boş sandalyede dolmuş olacak. Tabii meclis aritmetiğini değiştirecek bir seçim değil bu. Fakat siyasi partiler için birçok anlam içeriyor bugün gerçekleştirilecek seçim. Ulusal Birlik Partisi 24 olan vekil sayısını 25'e çıkararak meclisin %50 çoğunluğunu elde etmeyi hedefliyor. Keza Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de hedefi genel seçim ve yerel seçimlerde yakaladığı ivmeyi yukarıya taşımak. Tabii evet, oy kullanma işlemi sona erdi sanırım. Sayın Başman dışarıya geliyor. Evet, mikrofonumuzu uzatacağız kendisine. Bir şey yapalım. Evet arkadaşlar. Evet, oyumuzu kullandık. Tabii 2 aylık bir süreç. 2 aylık bir maratonun sonuna geldik. Ümit ediyorum ki çok da güzel bir ortamda geçti. Ümit ediyorum ki memleketimize hayırlı uğurlu olur. Biz her ilk günden de söyledik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Ulusal Birlik Partisi'nin bu vekile ihtiyacı var. İstikrar için ihtiyacı var. İcraat için ihtiyacı var. Bu akşam da zaten 25. vekil olarak sandıktan çıkacağım. İnanıyorum, güveniyorum. Halkımız çok güzel ilgi gösterdi. İnşallah da yarından itibaren meclisimizde hizmete başlayacağız. Çok teşekkür ederim.
izleyenler, Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Ali Başman'ın oy kullandığı görüntüleri ve daha sonra basına yaptığı açıklamaları sizlerle buluşturduk. Sayın Başman da Ulusal Birlik Partisi'nin açıklamalarını yineledi ve istikrar vurgusunda bulundu aslında. Bu seçimin oldukça önemli olduğundan bahsetti ve bu seçimin kazanılmasıyla birlikte Ulusal Birlik Partisi ile birlikte koalisyon hükümetinin toplamda 30 milletvekiline ulaşacağını söyledi ve Ulusal Birlik Partisi'nin de 25. vekil sayısına erişeceğinden bahsetti. Evet, Sayın Başman'ın da mesajlarını sizlerle buluşturduktan sonra Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre'ye döneceğiz. Sayın Töre de oy kullandığı sırada önemli açıklamalarda bulundu. Hep birlikte izleyelim. Hadi gülü bir dünbe geçmedim ben. Yine her sene geçmedim. Sağ olun. Söylerim yani. Günaydın. 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 Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, bir saniye. Evet, buyurun. Bir hayli aday var, partilerin adayları var, bağımsız adaylar var ama kazanacak olan bir kişi tabii ki. Boşalan bir üyelik için Cumhuriyet Meclisimizde seçim yapıyoruz bugün. Dolayısıyla kazananı tabii ki tebrik edeceğiz. Çünkü demokrasi onu gerektirir. Her kim kazanırsa kazansın, Cumhuriyet Meclisi'nin milletvekili olacaktır. Yeminini de yapacaktır. Ve bir süreç yaşayacağız. Önce 5 gün itiraz süresi vardır. Bu 5 gün itiraz süresi içerisinde Yüksek Seçim Kurulu itirazları değerlendirir. Daha sonra sonucu açıklar ve resmi gazetede yayınlanır. Mazbatası alınır. Mazbatasını alır milletvekilimiz, seçilen arkadaşımız. 10 gün sonra da Cumhuriyet Meclisi'nde yemin töreni vardır. Meclis tabii ki olağanüstü toplantıya davet edilecektir yemin için. İnşallah hayırlı olur. Yeni dönem hayırlı olur. Tabii ki bu milletvekili ne iktidarı değiştirir ne muhalefeti değiştirir. Çünkü sayılar bellidir. Dolayısıyla hükümet yoluna devam edecektir. Parlamento çalışmalarımız bu yaz aylarında olağanüstü toplantı yapabilir, çalışma yapabilir. Ama ilk olağanüstü toplantısını milletvekilimizin, seçilecek olan kardeşimizin yemini için yapacaktır. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Evet sevgili izleyenler, Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin açıklamalarını taşıdık ekranlara. Sayın Töre oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamalarda bir milletvekilinin seçildiğinden sonra ne hükümet değişecek ne muhalefet değişecek, meclis olağan durumuna devam edecek dedi. Seçimden sonrası için aslında açıklamalarda bulundu ve 5 gün itiraz süreci olacağından bahsetti. 10. gün milletvekili seçilen kişinin milletvekili yeminini edeceğinden bahsetti. Ve meclis pazartesi günü tatile giriyor biliyorsunuz ama yaz döneminde de olağanüstü toplanabilecek olağanüstü gündemler olduğu takdirde ve aynı zamanda komitelerde de çalışmalar devam edecek. Sayın Töre bunlara da vurgu yaptı ve yeni seçilecek arkadaşla birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Kendisini tebrik edeceğiz. Mazbatasını aldıktan sonra da göreve başlayacak dedi. Süreçten bilgileri bu şekilde aktardı bizlere. Evet, uzanalım Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve partinin milletvekili adayı Sami Özuslu oy kullandıktan sonra basın açıklamalarda bulundular. Neler söylediler hep birlikte izleyelim.
Gelecek. Başım boyu var. 25 Haziran ara seçim için Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman oyunu kullanmak üzere Gönyeli Doktor Suat Günsel İlkokulu'nda Sayın Erhürman oyunu kullanmasının ardından kısa bir açıklama yapması da bekleniyor. Seçime katılım oranıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil. YSK Başkanı Sayın Nerim Ferdi Şefik'in saat 12'de oyunu kullanmasının ardından yapacağı açıklamada saat 11'e kadar olan seçime katılım oranını açıklaması da bekleniyor. İlk açıklamanın seçime katılım oranıyla ilgili orada olması bekleniyor. Fakat tabii ki gözlemlerimize göre seçime katılım oranı şu ana kadar pek de fazla. Tasnifi gerçekleşiyor ve aslında gelenek olmuş bir uygulama bu. Her seçim bunu yapıyoruz artık. Bu seçime de bunu taşımış olalım sevgili seyirciler. Ve orada görevlilerin sandığı açtığını ve o açılış sonrasında da oyları tasnif ettiğini görüyoruz. Şimdi bu oylar tasnifi tamamlandıktan sonra sayımı da yapılacak. Usule göre böyle sevgili seyirciler. Evet, Lefkoşa'daki o ilk sandığın açılışını ekranınıza getirdik ama tabii ki ülke... Evet sevgili izleyenler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Erhürman ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili adayı Sami Özusu'nun oy kullandığı görüntüleri sizlerle buluşturduğumuz sırada saatler 18'i gösterdi ve ülkemizde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar kapandı ve ilk sandığın tasnif işlemi gerçekleşti. Bu görüntüleri an be an buluşturmak için yayınımızı kısa bir virgül koymak zorunda kaldık ve ilk açılan sandıktaki görüntüleri buluşturduk sizlerle. Evet, oy kullanma işlemi sona erdi sevgili izleyenler. Oy sayımına geçiliyor. İlk sandık tasnif edildi. Ekranda canlı yayınla sizlerle buluşturduk bu gelişmeleri. Evet, Sayın Erhürman ve Sayın Özüsu'nun açıklamaları demiştik. Oylar sayıla dursun. Biz Sayın Genel Başkan ve Sayın Özüsu'nun açıklamalarını yeniden hatırlayalım. Bence o foy alanına gidelim arkadaşlar. Orada ya. 2 dakika oraya. Arkadaşlar konum alanında. Buradan kapanalım. Burada ya. Burada.
Ya buraya abi. Buraya dizelim lan. Evet, Sayın Erhürman tabii ki oy kullanma işleminin ardından sandıkları da ziyaret ediyor. Burası daha iyi dedik. Aynen öyle, dışarıda ışık, çok ışık patlayacak. Yok, buraya doğru böyle. Sıkıntı yok. Tamamdır. Mikrofon varsa arkadaşlar alalım mikrofonları. Hepsini tutabilme olasılığı. Açıp paylaşalım. Tamamdır, çok okudu. Benim ben de bu taraftan geliyorum. Siz kaçacağız. Evet, tabii ki. Oy kullanma işlemi devam ediyor. Saat 8 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17'ye kadar devam edecek. Ve oy sayımının fazla uzun sürmesi beklenmiyor. Bilindiği üzere sadece pusulada evet mührü var. Ve ilk kez tabii ki bu seçimde bağımsız adaylar alt sırada, parti adayları üst sırada olacak şekilde bir düzenleme yapıldı pusulada. Ayrıca ilk kez mühür de değişti bu kez. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet değerli basın emekçileri. Bugün bir Lefkoşa milletvekili için, bir milletvekilini seçmek için sandığa gidiyoruz. Tabii her seçim aynı zamanda seçmenin iradesini sandığa yansıtma ve bir biçimde duyurma aracıdır da. Dolayısıyla bir milletvekilinin ötesinde de seçmenin sandıkta vereceği mesajlar olacaktır elbette. Bizim açımızdan her zamanki gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi açısından önemli olan seçmenin iradesinin temiz bir biçimde sandığa yansıması ve sandıktan çıkacak olan mesajı herkesin almasıdır. Dolayısıyla ben inanıyorum ki bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmeni sandığa gelecek, iradesini ortaya koyacak ve bu akşam itibariyle bu irade ortaya çıktıktan sonra siyaset kendini Kıbrıs Türk halkının mesajı üzerinden yeniden şekillendirecektir. Hepimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Bizim için önemli olan o. Çok teşekkür ederim. Sayın Erhürman, katılım oranıyla ilgili... Yani şu ana kadar öyle çok yüksek değil ama biliyoruz genelde sabah saatleri biraz daha tenha olur genelde sandıklar. Elbette öyle her zamanki kadar yüksek bir katılım beklenmiyor gibi. Ama Kıbrıs Türk halkı muhakkak surette gereken önemi gösterecektir ben inanıyorum. Özellikle öğleden sonra saatlerinde daha yoğun bir katılım olacağını düşünüyorum. Tabii ki buradan da çağrım. Kendi irademizi bir biçimde göstermemiz açısından bir araç bu. Bu aracı kullanmamız ve siyaset kurumuna gerekli mesajları vermemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının bunun bilinciyle davranacağından eminim. Çünkü biz demokratik olgunluk seviyesi son derece yüksek olan bir halkız. Gerekeni Kıbrıs Türk halkı yapacaktır. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Selam arkadaşlar, kolay gelsin. Günaydın, nasılsınız? Sandığımız var. Tek sandıklı burada. Hayır, tek. Oraya vermeyin. Malzememiz artık olduğu için maalesef temel. Sandalye masa konusunda biraz sıkıntı var. Daha yer konusunda. Evet.
Çin'den eli bozmuyor. Basına destek verdi ama. Bu kıyamı unutmayacak yani. Evet. Alabilirim ben mühürü. Nasıl kullanacağı bilirik. Tamam, bir tane mühür bulmamız yeterli. Mühür alalım. Nasıl bunlar ekledik? Vallahi bilmiyorum. Öğreneceğim. Şey diyor artık ha. Bu şeyler müziler. Soğuk damgadır. Soğuk damgada. Yani otomatik diller. Ulaşmaz. Yok. Bir daha bulmanız yeterli. Siyah diller geçiyor. Açıdan biraz sıkıntı ama. Biraz daha geri. Ben de burada dursam. Olmaz. Sıkıntı. Bir saniye. Bir saniye. Sen abi buradayım. Bir de birlikte alalım. Olur. Aile inan. Attıktan sonra hepsi yok atar. Böyle aile inan. Aile olmaz. Atarsın olur. Tamam. Hadi Selin nerede? Biraz durur musunuz? Selin. Şartlar aldı. Sohbete daldı. Geçin buyurun bizde. Şimdi böyle buradayız. Ben de. Teşekkür ederim. Nerede? Tamam. Tamam mı? Evet. Hazır mıyız? Evet. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, size öncelikle kolaylıklar dilerim. Bir seçim sürecini daha geride bırakmak üzereyiz. Oyumuzu verdik. Kampanyanın başından itibaren herkesi kucaklayan, herkese doğru düzgün, çamur atmadan, iftira atmadan, birbirimizle didişmeden bir kampanya geçirmemizi dilemiştim. Büyük oranda buna uyuldu. Seçimden sonra tabii ki yine değerlendirme yapacağız. Seçim sürecinde yaşanan bazı gelişmeleri elbette eleştireceğiz, konuşacağız. Biz seçim sürecinde bunları hiç anlatmadık, duyurmadık. Ama yaşanan bazı sıkıntılı süreçler oldu. Hükümet o imkanlarını kullanmaya dönük çabalar oldu. Bunlar artık alıştığımız huylar. Bu huyların, bu alışkanlıkların giderilmesini dileriz. Tüm bunlara rağmen ama kamuoyu demokratik hakkını bugün kullanacak ve gereken mesajı verecek. İlk günden itibaren ne söylediysem tümünü tekrar etmeme burada gerek yok. Ben seçimin sonucunun en güzel mesaj olacağını düşünüyorum. Bu mesajı veren herkese de buradan saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Soru sormak isteyen varsa. Evet. Evet sevgili izleyenler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erdurman ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili adayı Sami Özusu'nun açıklamalarını getirdik ekranlara. Son olarak Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Umut Ersoy'a uzanacağız. Sayın Ersoy da oy kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulundu. Bakalım neler söyledi. Sayın Erdurman,
Sağ olun, teşekkürler. Evet, oyumuzu kullandık. Yani aslında yozlaşmış rejim siyasetinin, halktan kopuk siyasetinin bizi getirdiği, kaçamadığımız bir seçimi yapıyoruz bugün. Böyle olmasını istemezdik. Burada sinirli millet çağrısı yapıp da daha sonra bu çağrılara hiçbir şekilde cevap vermeyen, daha doğrusu bu çağrılara cevap verenleri herhangi bir şekilde değerlendirmeyen, daha sonra da ilk aday olanlara, bizi bu sürecin içerisine sürükleyenlere aslında hafızanın siyaset yaparken ne kadar önemli bir şey olduğunu, bizi bugüne getiren şeyin ilkesizlik ve tutarsızlık olduğunu bir daha vurgulamamız gerekiyor. Bağımsızlık yolu olarak her ne kadar istemesek de böyle bir seçimin yaşanmasını, böyle bir sürecin dışında kalamazdık. Özellikle rejim siyaseti bu kadar muhalefetiyle, hükümetiyle, meclis dışı muhalefetiyle bu kadar yozlaşmış ve ilkesiz hale gelmişken, emekten yana, kadınların özgürleşmesinden yana, doğanın talanının son bulmasından yana programlı bir sözü bu seçimde savunmamız gerektiğini düşünüyorduk ve elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık. Bunu bağımsızlık yolu olarak bir bütün olarak yapmaya çalıştık. Sadece ben değildim bunu yapan. Bütün yoldaşlarımla, bütün partidaşlarımla birlikte yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte buradan bugün sandıktan nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın, biz bir fikir ve mücadele partisiyiz. Seçimler gelir geçer, emek mücadelesi bakidir. Biz halkımıza verdiğimiz sözü aynen tutarak, yarından itibaren sonuç ne olursa olsun, ister arzu ettiğimiz gibi, isterse öbür türlü fark etmez. Aynı program çerçevesinde, aynı fikirler çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ta ki aşkın yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek. Evet sevgili izleyenler, Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı Umut Ersoy'un da açıklamalarını buluşturduk sizlerle. Sonuç ne olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz dedi Sayın Ersoy. Evet şimdi çok kısacık bir ara vereceğiz. Daha sonra Gıynık Medya Yayın Grubu yayın danışmanı Artunçay ile birlikte seçimi, seçim sürecini ve seçim sonrasını yorumlayacağız. Çok kısa bekleteceğiz sizleri. Merhabalar sevgili izleyenler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ara Seçim Özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet ülkemiz 25 Haziran Pazar günü bugün ülke genelinde bir ara seçime gitti. 49 olan meclisteki milletvekili sayısını 50'ye yükseltmek adına yalnızca bir milletvekili için ülke genelinde 713 sandığın kurulduğu bir seçim gerçekleştirdik. Saat 18 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi. Oy tasnif işlemine geçildi, oy sayım işlemi başladı.
Evet, bizler de Greenik TV stüdyolarından seçim sürecine yönelik gelişmeleri konuşmaya, sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Artunç Ağa bizlerle, hemen kendisine merhaba diyelim ve özellikle oy kullanma oranları ile ilgili gelişmeleri soralım kendisine. Artun Bey merhabalar, nasılsınız? Evet sevgili Mina, yine birlikteyiz bir pazar günü. Evet, bir pazar günü birlikteyiz bu sefer. Evet, olduydu olacağıdı derken ara seçimi de yaptık. Garip bir Arap seçimdi, evet. Aslında. Çok garipti. Partiler asıldı yani aslında. Asıldı. Milletvekilliğinden istifa eden Sayın Kurtet Özersay'ın boşalttığı bir koltuktu. Ve Sayın Özersay bu koltuğun dolmaması için de çok çaba harcadı. Gerek açıklamalarıyla, gerek attığı, sosyal medyadan attığı mesajlarla. Evet, garip. Ben birazcık garipsedim lazım. Yani bu durumu. Biraz evet. Garipsedim. Neydi niyeti? Kendinin içinde olduğu dönemde nasıl düşünürdü? Ondan sonra bu düşünceye nasıl evrildi her şey? Bu da bize çok güzel bir ders oldu tabii. Siyasi açıdan neyim önemli değildir, ne olacağımdır önemli olan. Yani her şey yolunda giderken burası demokratik bir ülkeydi. Konu onun aleyhine geliştiğinde antidemokratik bir ülke haline geldi. Garip. Yani sonuçta haklı olduğu birçok nokta var ama katkı yaptığı da birçok nokta var. Ne gibi ülkenin mesela? Bu hale olmasında. Çok basit. Yani mesela perde gerisinden Ulusal Birlik Partisi ile anlaşma yapıp dörtlü koalisyonu bozması ve bunun karşılığında da Cumhurbaşkanı adaylığı sözü alması. Sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine getirilmediğinde, şimdi o aday olsaydı demokrasi olacaktı, tamamıdı. Aday yapılmadığında ve ardından gelen seçimlerde 9 milletvekilinden 3 milletvekiline inildiğinde antidemokratik mi oldu ülke? Evet, yani olduysa senin de buna çok büyük bir katkın vardır. Evet. O yüzden bana göre inandırıcı değildi. Peki yani sonuçta genel seçim ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dündür, rahmetli Demirel şey dedi işte, dündür, bugün evet. Bugündür. Türkiye'nin durumu ortada. Dündür, bugün bugündür çok siyasette çok geçerli bir argüman değildir. Peki özellikle katılım oranları konusuna değinmek istiyorum. Çünkü Sayın Şefik'in de bu noktadan sıkıntı yaşadığını dile getiren cümleleri vardı yaptığı açıklamada. Şöyle dedi Sayın Şefik oy kullandığı sırada, ki kendisi öğlen saatlerinde oy kullanmıştı. O saatlerde verdiği katılım oranları %5.25'ti. Ve şöyle dedi Sayın Şefik, oldukça masraflı bir seçim oldu. Umuyoruz bunlar boşa gitmez, halkımız da teveccüh gösterir, sandıklara giderler umarım dedi. Ve saat 17 itibarıyla bizlerle paylaşılan oy kullanma oranı %25.61 olarak açıklandı. Yani oldukça düşük bir oran. Ne kadar demokratik bir seçim oldu, ne kadar irade yansıdı, bunlar tartışılacak bir sonuç olacak elbette ama sizin düşünceleriniz nelerdir? Yani şimdi öncelikle izleyiciler şunu bilmelidir. Bir kişi bile sandığa gitse seçim geçerlidir. Ama demokrasi yönünden demokrasinin büyük bir sorun değil mi bu bakınız, Artun Bey? Peki %80 ile %25 veya 30 arasında ne fark var? Yani oransal açıdan kazanan kişinin çok da hak etmediği bir sonuca evrilmeyecek mi bu? Baktığınız zaman şöyle düzelteyim ben de sorumuzu. %34 alan parti ülkeyi nasıl yönetebilir?
Hayır, %100'lük bir oranın üzerindeki %34 ve geneli %34 hayır, katılımın, olması bambaşka. Katılımın %34'ü. Yani sonuçta genel seçimlerde de %80 civarlarındaydı katılım. Elbette yani %80 yani, oldukça önemli bir rakam. Bakın yani şimdi şöyle, şimdi anladım yani sen seçimin meşru olmadığını. Evet, bu arada BRT'ye dönüyoruz. Sayın Şefik'in önemli açıklamaları var, hemen ona geçiş yapalım, daha sonra stüdyoya döneceğiz. Evet, sözü hemen size bırakmak istiyoruz. 18'de sandıklar kapandı ve hemen akabinde de sandıklar açıldı. Katılım oranı merak edilen konuydu. Düşük seyrediyor. Söz sizde, buyurun. Saat 18 itibariyle ülke genelinde katılım oranı 30.58 maalesef. İlçe olarak, kaza olarak gittiğimizde Lefkoşa %27.8, Mausa 25.78, Girne 27.60, Güzelyurt 30.9, İskele 32.73, Lefke 38.69. Yani benim hatırımda olduğu kadarıyla bu düşük, bu kadar düşük bir oran hatırlamıyorum. Yani o nedenle üzücü bir katılım oranı olduğunu açıklıkla söyleyebilirim. Evet. Daha önceki açıklamanızda da bu ifadeyi kullanmıştınız. Üzücü demiştiniz ama tabii ki ilerleyen saatlerde bakacağız demiştiniz ama o beklenilen sonuç olmadı gördüğümüz kadarıyla. Ve katılım oranı %30.58 ülke genelinde kaldı. Lefke gördüğümüz kadarıyla en fazla katılım oranı ama genel itibariyle düşük bir oran. Tabii ki tek bir milletvekili ve 4 muhtarın bu muhtemelen tabii ki etki etmiştir. Bu muhtarlıkla alakalı değil. Bu sadece milletvekili katılım oranı ile ilgili. Evet, evet. Çünkü muhtarlık seçimi sadece 3 sandıkta ve Lefkoşa'dadır. Onun katılım oranını size vermiş değilim. Yani bu sadece milletvekili seçimi ile ilgili genel sandıklardaki genel katılım. Evet. Peki çok kısa bir sürede sonuçların aslında açıklanmasını bekliyoruz. Kaç gibi acaba netleşir? Çünkü dediğimiz gibi ara seçim. Vallahi bu kadar az katılım olduğu için neticelerin erken verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama yani şu anda sürpriz bir durumla karşı karşıyayız. O nedenle erken diyorum. Yani 9'a bitmesi gerekir diye düşünüyorum. Sandıkların performansına da bağlı. Yani ansızın tek bir sandık bir şekilde bir sorun yaşarlar ve neticeyi veremezlerse o tek sandık bütün sonuçların çıkmasını engelleyebiliyor. O nedenle böyle bir katılımdan sonra sandıklardaki sayımın zor olmaması gerekir. Ve erken bir zamanda da neticelenmesi gerekir diye düşünmekteyim. Peki tarihimize baktığımızda katılım oranlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? En düşük? Yani en düşük baktığımızda 2018'de %66.14'tü. 2020'deki iki basamaklı Cumhurbaşkanlığı seçiminde önce %58.19 sonra %67.29'du. 2022'de de %57.41 yani %30.58 bayağı %50'nin düşük altında kalan tek seçim yani, diyebilir miyiz? KKTC'nin tarihinde bu bir ilk midir? O kadar çok genel konuşma olanağım yok. Çünkü böyle bir cevap vermeden ve bilgi vermeden önce gerçekten dönüp de hepsine bakmak lazım. Ama yani son 2018'den beri olmadığı kesin. Ondan önce de ben hangi yıldan beri şeyde seçimlerde görev alıyorum. Yani bayağı bir zaman olmuştur. Bu kadar düşük bir katılım oranı olduğunu hatırlamıyorum. Evet, ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yerimize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir de size teşekkür etmek isterim. Çünkü belirli basın organları gayet saygılı bir şekilde 19'a kadar olan seçim yasaklarına riayet ediyorlar. Riayet edenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Riayet etmeyenler var. Yüksek Yayın Kurulu bize biraz önce bilgi geçti riayet etmeyenler için. Onlara da teessüflerimi bildiriyorum. Bu kadarla da bu safhada yetiniyorum. Teşekkürler. Peki, teşekkür ederiz. Evet.
Evet sevgili izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'in açıklamalarını buluşturduk sizlerle. Canlı yayında yaptığı açıklamalarını Sayın Şefik ve genel katılım oranıyla ilgili bilgileri paylaştı bizlerle. Saat 17 itibarıyla buluşturmuştuk sizlerle, %25.61'lik bir katılım oranı vardı oy kullanma katılım oranı olarak ve 18'de de şu şekilde güncellendiğinden bahsetti Sayın Şefik. Ülke genelinde %30.58'lik bir katılım oranı var ve tarihin en düşük katılım oranı demek mümkün mü bilmiyorum ama 2018 yılından beri en düşük katılım oranına sahip olan seçimleri Sayın Şefik. Evet, en yüksek katılım oranı yine Lefke'de oldu sevgili izleyenler. İlçelerin katılım oranlarını da buluşturalım sizlerle. Ülke geneli %30.58 demiştik. Başkent Lefkoşa'daki katılım oranı %27.8 olarak açıklandı. Gazi Mausa'da %25, Girne'de %27.60'lık bir katılım oranı var. Güzelyurt'ta %30.09, İskele'de %32.73, Lefke'de ise dediğimiz gibi en yüksek sandığa gitme oranı Lefke'de %38.69'luk bir oran var. Sayın Şefik üzücü buldu bu sonuçları. Sandığa gitme oranı çok düşük dedi. Böyle bir sonuç daha önce hatırlamıyorum dedi. Sürpriz olduğundan da bahsetti. Aynı zamanda bu kadar düşük bir katılımın sürpriz olduğundan bahsetti. Ve bunun oyların tamamen sayılmasına da yansıyacağından bahsetti. Daha kısa bir sürede oyların sayılması elbette mümkün dedi ve saat 21'i işaret etti. Saat 21'e kadar nihai sonuçların açıklanabileceğini söyledi. Evet, ülke genelinde yapılan yalnızca bir milletvekilinin seçileceği, 713 sandığın kurulduğu ve 2000 küsur kişinin sandıklarda görev aldığı bir seçimi geride bıraktık. Oldukça masraflı bir seçimde 30 milyon TL'lik bir harcama olduğu kamuoyuna açıklanan bir bilgiydi. Bu rakamda oldukça tartışma konusu oldu. Evet, bunları konuşacağız. Ertuğ Çağ bizlerle demiştik canlı yayınımızdan dolayı. Ara vermek durumunda kalmıştık açıklamalarına. Yeniden dönelim Ertuğ Çağ'a. Yeni rakam önümüzde %30.58'lik katılım oranı ülke genelinde neler düşündürüyor? Bu sonuç ne kadar doğru olacak? Nasıl yorumlamak gerekiyor? Ertuğ Çağ'a yeniden soralım bunları. Evet, Ertuğ Çağ %30.58 olarak güncellendi. Katılım oranı tarihin en düşük oranlı seçimi olabilir diyor Sayın Şefik. Sizler neler söylemek istersiniz? Evet, benim hatırladığım kadarıyla seçimlerdeki en düşük katılım oranıdır. Evet. Ama yalnızca bir vekilin seçilecek olması etkilemiş midir sandığa gitme oranını? Kesinlikle. Şimdi şöyle bakmanız konuya. Yani eğer mecliste çok iddialı bir durum oluşacak olsaydı katılım oranı yüksek olur. Ve durumu da değiştirmeyecek. Yani durumu değiştirme, evet. Mecliste mevcut durumu değiştirmeyecek bir şey. Biliyorsunuz YDP hükümetin küçük ortağı, evet, seçimin son haftasında bir takım açıklamalarda bulundu. Büyük ortak da dedi ki al çantanı git. İstiyorsan sonra haftanın sonuna doğru geldiğimizde üçlü koalisyon güçlü bir şekilde uzaya çıkmaya devam edecektir falan açıklaması yapmıştı. Bu da neyi gösterdi. Ama bir milletvekilini kim kazanırsa kazansın, hükümet aynı şekilde devam edecek. Evet. Bunun kritik, çok kritik bir seçim olmayacağının ortaya çıkmasıyla seçime katılmaya güdülenen insanların birçoğu bundan uyarsa giderim pozisyonuna gelmiştir. Nitekim de gidenlerin ciddi bir kısmı uyarsa gitmiştir. Evet. Yani bir insanlar ya kim isterse kazansın noktasına gelindiğinde aslında çok da üzücü bir şey değil yani, onu söyleyeyim size. Evet, çünkü gibi, bir milletvekili için yani herkes der ki işte bir milletvekili için bu kadar masrafa değer mi? Ya bir milletvekili de seçsen, 10 milletvekili de seçsen, 100 milletvekili de seçsen bir tane seçim kağıdı basılacak zaten, değil mi? Evet. Seçmen sayısından belli bir miktar, tam oranlarını bilmiyorum Yüksek Seçim Kurulu'nda kullanıyor ama o aynı kağıdı basmak mecburiyetindesin. Evet.
Aynı sayıda sandığı da 3 aşağı 5 yukarı kurmak mecburiyetindesin. Aynı sayıda sandık görevlisini de orada tutmak mecburiyetindesin. Yani 100 kişi de seçilecek olsa, 1 kişi de seçilecek olsa bu masraf fark etmezdi. Aslında burada siyasi partiler ne kadar harcadı? Esas konumuzun ne olması lazım? Yüksek Seçim Kurulu hep deniyor ki işte 30 milyon masraf var bu seçim için. Ya kim hesapladı bunu ya? Kim hesapladı? Nereden hesapladı? 30 milyona nereden çıktınız siz? 30 milyon bugünkü kurlardan baktığımızda 1,5 milyon euroya yakın bir paraya geliyor. 1,5 milyon euroluk ne yapıldı ki bu seçimde? Yani biz genelde neye ne harcandığını pankartlar dışında görmüyoruz. Yani dediğim gibi ya hesap bilmeyik ya dayak yemedik. Facebook'ta bir rakam atar biri, Ordinarius profesörlerden biri, Facebook kullanıcısı. Herkes o rakamın peşine düşer. Ya bu vekillerin dile getirdiği bir rakamdı malumunuz. Yani bir muhalefet vekillerimizin ne kadar başarılı olduğunu zaten ülkenin içinden görebiliyoruz. O yüzden yani vekillerle sosyal medya kullanıcılarını birbirinden ayırmakta bir fayda görmeyiz. Yani sonuçta seçimin masraf tarafını ön plana çıkarmak. Şimdi nereden, ne zaman çıktı bunlar? Sayın Tacan Reynar'ın adaylığının düşürülmesi sonrasında çok şey oldu bu, üzerine gidildi bu olayın. Yani sonuçta doğruya da yanlış, o bizim vereceğimiz bir karar değildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararı vardı. Kimisine göre doğru, kimisine göre yanlış. Bağımsız adaylar da vardı, onlar da seçime girdi. Partiler iddialı bir şekilde hazırlandı. Partilere göre, muhalefete göre iktidarın kaybedeceği bir sandık, olası bir erken seçimin fişeğini ateşleyebilirdi. Bir durum tespiti seçimi ama, gibi oldu artık aslında. Yani. Gelinen aşamada katılım oranına baktığımızda bu hiçbir şeyin göstergesi değildir. O yüzden insanlarımız da benim diyeceğim çok kasmayın. Yani mesela daha ben programa girmeden sosyal medyada bir grup kullanıcı yaşasın biz kazandık. Neyi kazandınız? Siz sandığa gitmediniz. Bu sandığa gitmek olarak yorumlanamaz mı yani? Yani şimdi bakınız öyle bir şey bakınız. Eğer bir ülkede bir şeyler değiştirmek istersen mücadele etmek zorundasın. Evet. Ha evde oturduğunda da esnen ayaklarını karıştırın. Saçını karıştırın. Laf söyleme hakkın yoktur. Ben öyle inanan bir insanım. Ha ben buna, bana göre birçoğuna göre yanlış, birçoğuna göre doğru. İşte bunun neresi demokrasi? Yani sen kazandığında demokrasidir, başkası kazandığında değil. Ama şu burada kazanmak şimdi, değil, nasıl kazandığın önemli Ertuğrul Bey. 100 kişinin içerisinde 99 kişinin katılmaması, yalnızca bir kişinin oy kullanmasıyla da kazanmak şimdi, var. 99 kişinin oy kullanması 98'in tamam. oyuyla ya kazanmak ben, sen, var. Ben seni çok iyi anlıyorum evet. ama lütfen sen de beni anla. Bu tam bir şart zihniyetidir. Az gelişmişliktir. Bulgaristan'daki seçimlere katılım oranı %40 oldu. Hadi Bulgaristan Avrupa Birliği'nden mi atacağı? Hayır yani şu ülkemiz genelinde konuşursak bizim ülkemizde seçim sonuçlarına bakıldığı zaman en düşük katılımlı evet bir milletvekilinin olmuş olması, yaz mevsimine denk gelmiş olması, böyle sıcak bir pazar gününde seçime gidilmiş olması elbette etkendir. Ama %30 gerçek anlamda ciddi bir oran. Yani insanların sandığa küskünlüğü, güvensizlik ortamının artması, ekonomik problemlerin seçimlerin çok çok üzerinde bir sorun olarak gündemde olması olarak yorumlanamaz mı bu sandığa seçim sonuçları? Yani şimdi, olağan bir durum gibi değil. Tabii şimdi bunları, bu öyle bir çok spesifik bir şey. Yani illaki yorumlarsınız. Evet. Tabii ki niçin yorumlar? Peki Bulgaristan Avrupa'nın en fakiri. Bakın en fakiri. Avrupa Birliği'nin en fakir ülkesidir. Ama halk gene gitmiyor sandığa. Bir şeyi değiştirmek için çaba harcamıyor.
mevcut durumdan memnunlar demek. Bu kadar basittir işte. Yani İngiltere'de çok mu yüksek olur seçime katılımın? 57, 58. Ben oradayken 60 gördüklerini hiç görmedim. Yani keza şimdi Fransa'da, Yunanistan'da bir kez daha seçim olacak. Kaç olacak? Hep beraber göreceğiz katılım oranını. Yani katılım oranıyla ülkenin içindeki durumu değerlendirmek, hele bir milletvekili seçilecek bir seçimden sonra ülkenin içinde olduğu durumun analizini yapmak, müsbet ya da menfi, sadece bana göre gevezeliktir. Ya bana bakın, benim fikrimdir, evet. Bu. Yani ben yani öyle düşünmüyorum. Başkasının evet. Bu ülkenin çok önemli sorunları var sıraladığınız gibi. Evet. Ekonomi bunların başında gelir. Ama dolar değer kazandı, ben gitmem sandığa. Hiç alakası yoktur. Yani yani bu da şeydir. Sayın Başman da seçilse, Sayın Odusu da seçilse, Sayın Aktunç da seçilse, doların değer kaybı, değer kazancı değişmeyeceğine göre benim sandığa gitmemde bir güdülenmem yoktur. Olan bir durum yoktur. Ama bu seçimin vereceği mesajları çok konuştuk sizlerle. Yani eğer ki hükümetten bir vekil seçilecekse halk mevcut durumdan memnun anlamına geleceğinden bahsetmiştik. Eğer muhalefetten bir vekil seçilirse halk hükümete bir mesaj veriyor. Bu bir mesaj anlamına gelecek, evet, demiştik. Halk demek ki bir mesaj vermek istemiyor. Evet, aynen. Bir ne demiştim ben? En doğru budur. %30'da hiçbir şeye karar veremeyik. Gene kararsızız. Ha, yani halkın ne istediği, ne istemediği, ne beklediği, ne beklemediği, tepki mi gösterdiği, denize mi gittiği, karpuz mu kestiği. Öyle demişti Sayın Özersay. Biz de deniz bir diyor, karpuza gidecek, denize gidecek dediydi. Yani yarın çıkıp diyecek, ben çok iyi bilirim. Çağrılarımız yanıt buldu diyebilir. Ben kazandı diyor. Çağrılarım yanıt buldu. De kendine ya. Tamam, kazandın, evet. Yaşa. Ne diyecek? Sosyal medyada şöyle yazmışlar. Çok güldüm. İzleyenlerimizle de sizle de paylaşayım. Seçimi kazananı deniz, kum, güneş oldu yazmışlar bazı arkadaşlarımızda. Yani halk aslında bir pazar günü bayram öncesi, tabii kamuda biliyorsunuz 9 güne varan bir tatil ilanı oldu. Her ne kadar o pazartesi günü tatil olarak gösterilmemiş olsa da biz biliyoruz onların tamamlanacak yani günler olduğunu. Belki çoğu ülkede bile yani bir tatil bölgelerine gitmişler. Bizim gazeteciler için esas haber yarın kim gidecek daire yok. Evet, bu daha önemli bir gelişme olacak bizler için. Yani biz bunun böyle olacağını bilirdik. Evet. Buna az 3 aşağı 5 yukarı. Ben yani sen bana şahsi fikrim sorulsaydı seçimlere katılım oranı kaç olur? Ben %40 derdim. En sonuçta %30'u geçtiler, %30-40 bandında. Evet. Yakalardım yani bir noktada. Çünkü etrafınızdaki insanlar, bir ortamda bulundum, 8-10 kişi var. Genç kuşak. Neydi? Z kuşağı derik. Ne kuşağı Z oldu diyoruz, onlar? Z diyoruz, evet. Z kuşağı diyoruz. Z kuşağı. Yani. Yarısının seçimden haberi yok. Yarısının seçimden haberi yok. Allah Allah, ne seçim ya? Yani ülke kaderini değiştirecek bir seçim olmaması, kesinlikle katılıyorum. Bir sandığa geri adımı gerektirmiş olabilir. Ama verilen mesajın önemini kavramamız önemliydi. Yani sandığa gitmek hepimizin bir vatandaşlık hakkı. Hakkımızı kullanmamız gerekiyordu. Sandığa küskünlük mevcut durumu değiştirmeyecek. Mevcut duruma katkıda bulunacak daha fazla. Bunun bilincinde olarak bilinçli bir şekilde vatandaşlık hakkımızı, değiştirme hakkımızı, ifade özgürlüğümüzü kullanmalıyız bence. Gitmemek, küskünlük sadece mevcut duruma şimdi, alkış tutmak anlamına geliyor. Bizde eksik olan bir şey vardır. Bizde sosyoloji bir bilim olarak kabul edilmiyor. Bir bilim olarak kabul edilmiyor. Muhalefet de kabul etmiyor, iktidar da kabul etmiyor, bankalar da kabul etmiyor, özel sektör kuruluşları da kabul etmiyor. Şimdi ne yapılması lazım? Çok çok önemli bir konuya parmak bastın burada. Bağımsız bir kuruluş finanse etmeliydi ve kapıda oy verip çıkanların profilinin oluşturulması gerekirdi bugün. Bir profil oluşturabilirdik.
Bu tek bir seçim. Bu çok önemli bir sosyolojik buluntudan uzaklaştık. Yapamadık onu. Keşfedemedik. Ve ben iddia ederim ki bugün sandığa gidenlerin çok önemli bir kesimi özel sektör çalışanıydı. Devlet memurları gitmedi sandığa. Katılıyorum size. Devlet memurları gitmedi sandığa. Ben tatildeler. Hayır ya, hem o hem de yani benim tecrübelerim bana göstermiştir ki onlar için şu anda seçilecek bir milletvekili değil önemli olan. Hayat pahalılığı ne çıkacak? Ben Temmuz maaşını yüzde kaç zamlı alacağım? Fark etmez ki siyasi görüşü ha. Siyasi görüşlerden bahsetmiyorum. Evet. Karakterden ve toplum içerisinde işgal ettikleri mevkiden söz ediyorum. Yani bunları yaptığımızda görebilirdik. Yani kim daha çok sahip çıkabilir ülkesine veya kaç tanesi bunların çifte vatandaştır? Kaç tanesi güney göçmenidir? Kaç tanesi kuzey doğumludur? Yani bu tür işte partiyi sormayacaktın. Sadece kişilerle ilgili bir anket yapacaktın. Yani herkeste de değil işte. 10-12 sandıkta 12 tane anketör toplamda 1000 kişiyle konuşsun. Ve ele geçecek verilerle de bir şekil verebilelim. Yani böyle bir seçimde ne olabilir? İleriye nasıl bakabiliriz? Böyle bir gereksizlik, niçin partiler oturup bir konsensus geliştirmedi? Bu ileri atılsın veya anayasadaki bu açık hükmün toplum aleyhine, toplum gerçeklerinin aleyhine çalıştığında nasıl ele alınabileceği. Çünkü bakın bu oldu, tamam. Yarın öbür gün canı sıkıldı bir milletvekilinin daha. Oynamıyorum ya ben dedi. Eve gidiyorum. Aldı topunu, pardon çantasını gitti. Çocuklar alırdı ya topunu da eve giderdi. Evet. Topun sahibi olanla iyi geçinmek zorundaydı. Oyunu bozardı öyle tabii. Eve gitti. Ne yapacak? Adam durup dururken canım sıkıldı dedi. Eve gidiyorum dedi. Hiç düşünmedi yani. Ve arkadaş sen seçime girdin. Halk sana güvendi. Halk sana oy verdi. Ve seni muhalefet görevine layık gördü. Hiç mi halkın şeyi yoktur? Senin şeyinde, hükmünde değeri yoktur. Beğenmedim, kaçıyorum. Evet tamam oldu. Ben beğenmediğim her yerden kaçmaya kalksaydım. Mücadele sokaklarda yürüyemezdim. Çünkü evet. Sokakların halini hiç beğenmiyorum. Ertuğ Bey, bölüyorum bu arada. Bu seçimde katılım oranlarının düşük olması bu seçimin gerçekten tarihe kazılacağı anların yaşanmasına da ortam hazırlıyor. Aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu'ndan manzaralar var. Yönetmenim o fotoğrafları da verirse ekrana. Evet, katılım sonrası ilginç görüntüler sevgili izleyenler. Henüz daha sandıkların kapanmasının üzerinden bir saat geçmemişken bazı bölgelerde oy tasnif işlemleri tamamlandı, oy sayım işlemleri tamamlandı, oylar Yüksek Seçim Kurulu'na getirildi. Artun Bey, yani Sayın Şefik az önce 21'de açıklanır sonuçlar diye dile getirmişti ama galiba bir saati, bir buçuk saati bulamayacak sonuçların açıklanması. Evet, görüntüleri yeniden görüyoruz. Bazı bölgelerde sandıklardaki oylar tasnif edildi, oylar sayıldı ve Yüksek Seçim Kurulu'na getirildi polis nezaretinde. Neler düşünüyorsunuz? En hızlı açıklanan seçim sonuçları olarak evet, da tarihe geçeceğe benziyor. Tabii bizler için olumlu. Enlere bir aday bir... Evet, unutamayacağız. Enlere yani aday bir sonucun ne çıkacağı? Şimdi her türlü sonuç çıkabilir şu anda. Evet. Evet, her şey olabilir şu an. Bir yani, adayın yani bir adayı destekleyenlerin yoğun katılımı hiç beklenmeyen bir adayın kazanmış olmasını da sağlayabilir. Evet öyle zaten şimdi. Bu arada bölüyorum, pardon sevgili izleyenler, seçim sonuçlarını henüz açıklayamıyoruz. Yorumlar var, mesajlar da geliyor sayfaya, bunun bilgilendirmesini de yapalım. Efendim saat 19'a kadar
Sonuçlara yönelik bilgi paylaşımı, haber paylaşımı maalesef yapamıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağından dolayı elimize veriler elbette ulaşıyor. Hatta şöyle bir bilgi de paylaşabiliriz. İki aday arasında bir seçim geçiyor gibi görünüyor elimizdeki verilerden. Tabii kimler arasında ne şekilde oranlar söyleyebilmemiz için bir 10-15 dakikaya daha ihtiyacımız var. Sayın Şefik'in açıklamasına göre değerlendireceğiz bu sonuçları ve şu an sanıyorum Sayın Şefik açıklamada bulunuyor. Hemen dönelim kendisine. Skele 32.73, Lefke 38.69. Yani benim hatırımda olduğu kadarıyla bu düşük, bu kadar düşük bir oran hatırlamıyorum. Yani o nedenle üzücü bir katılım oranı olduğunu açıklıkla söyleyebilirim. Evet. Daha önceki açıklamanızda da bu ifadeyi kullanmıştınız. Üzücü demiştiniz ama tabii ki de bakacağız demiştiniz ama o beklenilen sonuç olmadı gördüğümüz kadarıyla. Ve katılım oranı %30.58 ülke genelinde kaldı. Lefke gördüğümüz kadarıyla en fazla katılım oranı ama genel itibariyle düşük bir oran. Tabii ki tek bir milletvekili ve 4 muhtarın bu muhtemelen tabii ki etki etmiştir. Bu muhtarlıkla alakalı değil. Bu sadece milletvekili katılım oranı ile. Evet. Evet sevgili izleyenler, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ani bir yayına girince Sayın Şefik'e bağlandılar diye düşünüp yayınımızı o alana çevirdik. Ama az önceki açıklamalarını yeniden hatırlattı BRT. Biz de yeniden hatırlatalım. Sayın Şefik katılım oranı ile ilgili yapmıştı açıklamalarını en son. Henüz yayın yasağıyla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Dediğimiz gibi saat 18.53'ü gösteriyor. Saat 19'dan itibaren sonuçlar açıklanmaya başlanacak. Bizler de elimize ulaşan ama sizlerle paylaşamadığımız bu sonuçları sizlerle paylaşmaya başlayabileceğiz. Son dakikalar, biraz daha merak edelim. Sonuçları yönetim ekranlarından sizlere ileteceğiz, ulaştıracağız. Dönelim Artun Çağ'a yeniden. Evet Artun Bey, böyle ani bir giriş yapmak durumunda kaldım ama bizler de merak ediyoruz elbette. Şimdi sonuçlar ulaşınca bir an önce aktarmak da istiyoruz. Zaten izleyicilerimiz iki aday arasında dediğinde kimlerin arasında geçtiğini çok iyi tahmin ediyorlardı. Evet. Zaten seçimin en baştan beri öyle geçeceği belliydi. Az katılımlı seçimlerde aslında en büyük tehlike küçüklerin seçimi kazanmasıydı ama ilk sonuçlar bize bunun aksini gösteriyor. Yani beklendiği gibi, beklenen iki aday arasında geçiyor. Şimdi dediğimiz gibi bunu zikretmek seçim yasaklarına girdiğinden dolayı evet, şöyle bir bilgi vermek mümkün olabilir sanıyorum. Açılan sandıklar ve geçerli oy oranlarına yönelik bilgileri paylaşalım. Sevgili izleyenler, hangi adaylar arasında ne kadarlık bir oy dağılımı olduğunu dediğimiz gibi son 5 dakika içerisinde aktarabileceğiz sizlere. Şu anda 325 sandığın, yani toplam sandık oranının %45'inden verilen sonuçlar var. Geçerli oy sayısı 125.403 olarak aktarıldı. Yani %95.36'lık bir geçerli oy oranı var. Toplam açılan sandık sayısını yeniden hatırlatalım. 721 sandık demiştik. 325'i açıldı. Bu da %45.58'lik bir orana tekabül ediyor. Ülke genelinde seçime katılım %26.639 kişi olarak verildi. Şu andaki rakamlar bu şekilde aktarıldı. Toplam seçmenin ise 210 bin olduğu duyurulmuştu seçimlerden önce, bunu da hatırlatalım. Son dakikalar, 325 sandık açıldı sevgili izleyenler. Sonuçlara yönelik gelişmeleri kısa süre sonra sizlerle buluşturacağız. Evet, küçükler dediniz Artun Bey. Şimdi kazanacak olan adayın oy oranı elbette çok yüksek olarak açıklanacak. Oy oranları, katılım oranları düşük olunca belki %40'lar gibi bir rakam telaffuz etmek mümkün olacak bizlere. %40'lar, %30'lar, %50'ler veyahut bu rakamların ne şekilde yorumlamalı vatandaş? Bununla ilgili de bizlerle bilgiler paylaşır mısınız? Şimdi en başa dönelim ve diyelim, buyurun, ki seçime katılım oranı %30.58. Evet. 26 bin demiştiniz şey 26 bin civarında. Evet, 26.027 kişi oy kullandı. Şöyle diyelim. Geçerli oy sayısı bu, insanlara, daha doğrusu. İnsanlara Türkiye'deki seçimlerde oy kullanan
seçmen sayısının, Kıbrıs'ta oy kullanan seçmen sayısının yarısından daha az. Evet, evet. Şimdi ülke geneli evet seçime katılım 28.843 olarak yarısına yakın bildirildi evet. Neyse böyle bu bir ekstra bilgiydi izleyicilerimiz için 26.000 oydan çıkacak olan hiçbir sonuç gerçeği yansıtmaz. Evet bir milletvekili seçimiydi şöyle ya da böyle. Doğru ya da yanlış, eğri ya da düzgün yapıldı. Ve bir galip çıkacak. Evet. Ve o galip meclisteki 49 milletvekilini 50'ye tamamlayacak. Ama bütün üzerinde ki bir etkisi çok çok düşük olacak. Zaten dediğimiz gibi yani muhalefetin sayısı artsa çok bir şey fark etmiyor. İktidarın sayısı artsa yine çok bir şey fark etmiyor. Şey açısından önemliydi eğer Ulusal Birlik Partisi 25'i bulursa Yeniden Doğuş Partisi'ni YDP'yi atacaktı. Öyle bir şeyin de olmadığını yani, Sayın Başbakan bizzat evet. kendisi ifade etti. Bu da katılımın bana göre beklentilerini azalttı. Evet. Özellikle Ulusal Birlik Partisi ne ve YDP evet. tarafında. Bunların içinde en iyi mobilize olan grup kimse parti en iyi mobilize olan parti hangisi ise seçimi onun kazanacağı bellidir. Evet. Hatta yani yayın yasağı kalktıktan sonra belki de izleyicilerimiz bir şokla bile karşılaşabilir yani. Tabii her şey olabilir. Çünkü bu kadar düşük oy oranlarıyla her, şey her olabilir. Sonucun çıkması mümkün sevgili izleyenler. Açılan sandık sayılarında artık %50'ye ulaştık ülke genelinde. 361 sandık açıldı bu arada. Oldukça hızlı ilerliyor. Malumunuz katılım oranı az olunca kullanılan oy sayısı da az. Sayma işlemi daha çabuk sürdü. Daha kolay bitti. Tasnif işlemi daha çabuk bitti. Oylar kolay sayıldı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun önündeki sırayı sizlerle buluşturmuştuk. Oy kullanma işlemi sona erdikten 20 dakika sonra Yüksek Seçim Kurulu'na ulaşmaya başlayan oylar olmuştu. O kadar çabuk bitmişti. O kadar katılım oranının az olduğu bölgeler vardı demek oluyor. Bu da elbette. Evet, ülke genelinde %50'lik bir oranda açıldı sandıklar. Bizler de şu an Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek mesajı, haberi bekliyoruz sonuçları sizlerle paylaşmak için. Saatler 19'u gösteriyor. Evet, rakamlar hazır. Sizlerle buluşturacağız. Gelecek olan rakamla elbette bir yasak var ve bu yasağa uymamız oldukça önemli. Daha önceleri bu konuyla ilgili ülkemizde yasal yaptırımların da yaşandığını gördük ki devletin televizyonunda yaşanan bir gelişmeydi. Elbette yasaklar hepimiz için. Bunu yeniden hatırlatmakta fayda var. Bizler de Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek kararlara saygı duyarak onlar açıklayabilirsiniz diyene kadar sonuçları paylaşmayacağız. Yeniden hatırlatalım bunlara. Sayın Ertunç Ağa'nın önemli bir anekdotu vardı. Sürprizler olabilir demişti. Siz bekliyor musunuz bir sürpriz? Yani ben beklemiyorum. Ben görüş olarak yani o sürprizi... Bakmadan söyleyin Artun Bey. Önünüzdeki rakamlarda sürpriz olarak değerlendirebileceğiniz yok, rakamlarda bir değilim zaten. Durum var mı? Başka sitelere bakıyordum. Yani biri seçim yasağını deldi mi buradan? Evet, olan göreyim. Şeyler bizim kimse için delmemiş. İyi, çok güzel. Ona bakıyordum. Çok güzel bir gelişme. Bana göre tabii bu seçimden çıkabilecek en normal sonuç muhalefetin seçim almasıdır. Yani sonuçta tamam çok bir şeyin göstergesi olmayacaktır ama yine de tabii verilen çok küçük bir rahatsızlık yaratabilir. Evet, oy oranları açıklanmaya başladı sevgili izleyenler. Bizler de o zaman sonuçları buluşturalım sizlerle. Evet, yayınımızın hemen altındaki KJ'lerimizde, grafiğimizde
yer alan oranlardan sizlerin de anbean takip etmeniz mümkün. Aynı zamanda rakamları yeniden hatırlatalım. Evet yönetmenim, sıkıntımız yok değil mi? Verilen süreyi aştık. Evet, Yüksek Seçim Kurulu yönetmenimiz bizden evvel saat 19'u işaret etmişti. Saat 19.02. Şu an sonuçları sizlerle buluşturabiliriz demektir bu, değil mi yönetmenim? Biz sizin direktifinize uyuyoruz, ona göre. Evet, yönetmenimizden onayı aldık sevgili izleyenler. O zaman sonuçları sizlerle buluşturmaya başlayalım. Öncelikle genel tablodan başlayalım. Genel olarak ülke genelindeki rakamlara bakacak olursak %50'si açıldı sandıkların demiştik. Hemen bu grafiğe ulaşmaya çalışıyorum ve ülke genelindeki toplam kullanılan oy sayısına geçiyoruz. Evet, %53'lük bir oran olarak verildi. Bölge bölge açılıyor. Önce bölge bölge geçmek istemiyorum. Birazcık da heyecan kattık olayı istemeden, ama %54.7'lik bir oy sayım işlemi yaptı. Sayım işlemi biten yer var. 390 sandık açıldı. Geçerli oy sayısı 31.041. Seçime katılım oranı %32.462 olarak güncellendi. Ve başlayalım ülke genel tablosunda Lefkoşa ile sonuçları aktarmaya sevgili izleyenler. Artun Bey'i takip edebiliyor musunuz sizler de? Yönetmenim, Artun Bey'e de tablomuzu atman mümkünse ulaştırabilir misin lütfen? Evet, ekranda şu an izleyenlerimiz görüyor mu Şirin tabloyu? Evet sevgili izleyenler, ekranda görüyorsunuz genel dağılımı seçim Sayın Başman ve Sayın Özuslu arasında geçiyor gibi görünüyor aslında. Bu genel tablo, ülke genelindeki genel tablo. Ben size ilçeler bazındaki sonuçları aktarayım. Yönetmenim, Lefkoşa'yı verebilir miyiz lütfen? Lefkoşa'daki sonuçlara bakalım sevgili izleyenler. Açılan sandık sayısı 111 Lefkoşa'da. Bu da toplamın %48'lik oranına tekabül ediyor. Geçerli oy 8707, yani 91.63'lük bir geçerli oy sayısı var Lefkoşa'da. Lefkoşa'da Sami Özuslu'nun üstünlüğünü görüyoruz. %52.56'lık bir oy oranı var Lefkoşa'da. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin milletvekili adayı Sami Özuslu Lefkoşa'da birinci. Hemen arkasından Sayın Başman %33.93'lük bir oy oranıyla geliyor. Artun Bey, Lefkoşa'da sonuçları değişebileceği yönünde bir gelişme yaşanmaza benziyor. Neler düşünüyorsunuz? Açılan sandık sayısı yarısı şu an. %49'luk bir oran açıldı sandık sayılarında ve %52'lik oranla Sayın Sami Özuslu birinci götürüyor Lefkoşa'da milletvekili yarışını. Seçimlerimiz bize %50 sandık açıldıktan sonra oluşan tablonun çok da değişmediğini gösteriyor. Özellikle çünkü arada Kıbrıs için. Hatırı sayılır hatta bir Kıbrıs fark için var. Bu %20-25 bandındadır. Yani %20-25 bandından sonra rakamların çok değiştiği görülmemiştir. Evet, yani Sayın Başman'ın aşağıya yukarıya %2'lik, %1'lik bir oynama oluyor. Evet. Yani burada, buraya kadar gördüğümüz kadarıyla ülke genelinde zaten Sayın Sami Özuslu'nun açık ara bir farkı var. %10 gibi. Ülke genelinde %46.7'lik bir %10 gibi bir fark var arada. Yarıda buysa, yani ikinci yarıda bu fark ne kadar kapanır bilemeyiz ama tabii bu örneğin bir önceki seçimlerde muhalefet 3 ilçede seçimi kazanmasına rağmen, hatta 4 ilçede Mausa ve İskele'deki oylarla seçimi kaybetmişti. Bakalım hemen istersen. Yani, oralara da bakalım. Bütün bölgelere evet. Elimizde şu an açılan sandık sayısının 400 olduğunu da hatırlatalım. %57'lik bir oy oranı açıldı ülke genelinde sevgili izleyenler. Bakalım Lefkoşa'nın sonuçlarını aktarmıştık az önce sizlere. Lefkoşa'da Sayın Sami Özuslu'nun üstünlüğü vardı. %52.56'lık oy oranıyla Lefkoşa'da başkentte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin milletvekili adayı Sami Özuslu yarışı önde götürüyor. Evet, Mausa ve Girne mi demiştiniz Artun Bey? Hemen o bölgelere de bakalım. Yok, Mausa ve İskele. Önemli olan oradan. Gelecek bakalım. Olan sonucun
sonuçta oluşacak farktır. Yani benim mouse'a var mı elinde? Ekrana da verelim izleyenlerimiz yok, de görsün. Yok. Mouse'a da ilçeler artık sen yüksek seçim kurulundan takip ediyorsun değil mi? Yok, sonuçlar. Yok, ayrı bir yerden bakıyoruz. Evet. Bizlere iletilen başka bir yazılım üzerinden. Şöyle bir sonuç var Gazi Mausa'da benim elimdeki verilere göre Sayın Başman ve Sayın Özuslu Gazi Mausa'da kafa kafaya. Kafa kafaya gidiyorlar. Sayın Başman'ın oy oranı %42.25, Sayın Özuslu'nun %43.23. Gazi Mausa'da her an her şey olabilir gibi bir durum evet. var. Verebildik mi? Verebilecek miyiz yönetmenim? Sadece geneli mi verebiliyoruz? Evet, genel tablo yalnızca yönetmenimin elinde sevgili izleyenler. Bunu kendisine ulaştırmaya çalışayım ben de. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da yasal olarak izin açıklandı an itibarıyla. Evet. Bölge bazında demiştik, bölge bölge, ilçe ilçe önümüzdeki tablodan aktaracağız. Girne'ye bakalım. Yönetmenim genel tabloyu tut istersen, ulaşırsa güncelleriz, değiştiririz senden de. Lefke mi yalnızca çıkıyor sende? Evet, Lefke'yi aktaralım o zaman. Yönetmenimiz de diğer bölgelere ulaşana kadar. Artun Bey, Lefke'de de başa baş bir yarış olduğunu söylemek mümkün aslında. Sayın Başman'ın %34.43'lük bir oy oranı varken Sayın Özuslu'nun %35.41'lik oy oranı var. Burada dikkat çekense Sayın Serhan Aktunç diğer bölgelerden ziyade Lefke'de oldukça yüksek bir oy oranına sahip, %19.84. Toplamda 7 sandık açılmış bu arada Lefke'de. O 7 sandın. Evet, yani %26.92'lik o zaman çok şeyin değişebileceği bir olaydı. Değişebilir değil mi? Serhan Bey'i sürpriz yapar mı burada Lefke'de? Yok, yok. Yine iki yani aday arasında. Aradaki fark çok fazladır. Mümkün değil. Yani öyle bir şey olması. Evet, Lefke'yi aktardık. Diğer bölgelerde ulaştı yönetmenimin eline de. Evet, süper. İskele ekranda Artun Bey. İskele'deki evet. sonuçlara da hemen bakalım. Narin Hanım'ın yayına gireceği bilgisi var. Evet, hemen Narin Hanım'a dönelim o zaman sevgili izleyenler. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdişef'in açıklamalarına uzanıyoruz. Seyirciler, hazırlıkların tamam olduğunu, bizi orada beklediklerini gördük ama sesimizin ulaşıp kendilerine sözü bıraktığımızı duyurabilmemiz lazım. Arkadaşlarımız şimdi o yönde ulaşıyorlar orada sevgili Sevile ve Sayın Narin Ferdi Şefi'ye. Bakalım onların bize söyleyecek neleri var, sözü oraya bırakıyoruz yine bir kez daha sevgili seyirciler. Sonuçlar açıklanmaya başladı. Şu an ekranınızın alt kısmında da adayların hem ilçeler bazında hem de ülke genelinde değişken bir şekilde aldıkları oy oranlarını görüyoruz. Şimdi yeniden Yüksek Seçim Kurulu'ndayız. Evet Aziz, Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Narin Şefik yanımızda. Evet, tahmin ettiğimiz gibi çok hızlı bir şekilde aslında sonuçlar, veriler gelmeye başladı elimize. Ve bayağıdır da bir saatten fazla da bir kuyruk aşağıda oluşmuş durumda. Sandıklar geldi. Gelmeye de devam edecek. Çünkü saat, evet, bir saate yakındır yani. Diyelim çünkü. Burada biz de kalabalığı izliyoruz. Neler söyleyeceksiniz acaba şu an itibariyle? Şu anda bir şey söyleyecek kadar bilgi sahibi değilim. Biz 19 itibariyle yayın yasağını kaldırdık. Evet. O nedenle neticelerde, yasaka 32'den gelen neticeler de yavaş yavaş bildirilmektedir. Lefkoşa'da gördüğüm kadarıyla çoğu sandık sayımını bitirip de ilçeye gelmiştir. Bu konuda bir yardıma ihtiyaç olduğu bellidir. Çünkü bayağı bir kalabalık vardır. Tahminimizden daha erken gelindi. Katılım olunca tabii ki sayım da daha kolay olmuştur. Yani bana fırsat verirseniz aşağıya müdahale edip kesin sonuçlarını da daha erken almanızı sağlayacağız. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet Aziz, dediğimiz gibi evet sevgili izleyenler,
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Narin Ferdi Şefik'in açıklamalarına buluşturduk sizlerle. Oldukça hızlı bir veri akışı olduğundan bahsetti ve sonuçların tahmin edilen sürenin çok daha kısa bir süresinde açıklanabileceğini, nihayetlenebileceğini dile getirdi. Bizler de sonuçları anbeyan aktarmaya devam edeceğiz. En son lefke bölgesinde kalmıştık sanıyorum yönetmenim, değil mi? Senin de eline ulaşan verileri bizlerle paylaşırsan tabloda bizler de hem buradan görelim hem de izleyenlerimizi paylaşabilelim. Genel olarak iki aday arasında bir seçim yürütülüyor. Seçim sonucu açıklanıyor demek mümkün sevgili izleyenler. İskele'de ve Lefke'de tıpkı Lefkoşa'da olduğu gibi Sayın Sami Özüslü'nün öncülüğünde gidiyor yarış demiştik. Evet, neredeyiz yönetmenim? Bize de monitörden açabilirsen oradan takip edelim bizler de. Evet, ülke genelinde toplam açılan sandık sayılarını aktarayım ben size yönetmenim bulana kadar genel tabloları. Evet, toplamda sevgili izleyenler 427 sandık açıldı. Bu da ülke genelindeki toplam sandık sayısının %60'ını oluşturan bir rakam. Evet, genel tablo gördüğünüz gibi Sayın Özüslü yarışı önde getiriyor ülke genelinde. Evet, evet, burada tabii burada çok ilginç bir şekilde hangi benim sonuçlarda gördüğüm kadarıyla Sayın Ali Başman Güzelyurt'ta, evet, ve Mausa'da, Güzelyurt'ta biraz daha arttırdı oranını yüksek, değil mi? Evet. Mausa'da ise kafa kafaya ama Sayın Başman önde. Artı ve aynı zamanda Güzelyurt'ta %90'a açıldı sandıkların. Evet. Yani nihai sonuca çok yani bu değişmez artık. Değişmez. Yani bu orada Güzelyurt'ta bu şekilde biter. Yani Mausa'da, Girne'de de Sayın Sami Özüslü'nün çok açık bir şeyi, evet, var. Bakalım hemen evet. Farkı var. Gerçekten çok yüksek bir Girne'de, farka, evet, ulaştı. Ve Girne'de aynı zamanda %60'ı açıldı sandıkları. Tabii bütün bunların oy kullanan kişi sayısının bütün üzerinde yaratacağı etki, evet, çok önemlidir. Evet. Yani Girne'de Güzelyurt'un yarısı kadar insan oy kullandıysa hiçbir işe yaramaz böyle bir fark Sami Özüslü açısından. Ali Başman'a yarar. Yani önemli olan burada tabii insanların sayısı. Evet. Ama sanmıyorum çok değişiklik olacağını Girne'de burada. Girne'de şöyle bir rakam verebiliriz. İskele'ye varsa İskele'yi. Girne'den rakamları paylaşayım Artun Bey. Çok evet, hızlı gitmeyelim lütfen. Çünkü yönetmenimiz de zorlanıyor biraz, sayfalar sürekli güncellendiği için geç açılıyor. Toplamda sevgili izleyenler, Girne'de toplam seçmen sayısı 46.842 olarak açıklandı. Şu anda 93 sandık açıldı Girne'de. 93 sandıkta toplam sandık sayısının %59'unu oluşturuyor. Geçerli oy sayısı 7.585 olarak açıklandı. Yani toplam açılan oyların %96'sı geçerli oy olarak sayıldı. Seçime katılım oranını 46.842 kişiden 7.836 olarak açıkladı verileri aktardığımız sitemiz. Evet, Ali Başman'ın %34.14, Sami Özüslü'nün %51.71'lik oy oranını yeniden hatırlatalım. Girne'de Sami Özüslü yarışı önde götürüyor. Sandıkların %60'ı açıldı Girne'de. Evet, yönetmenim bir diğer bölgeyle devam edelim. İskele'ye bakalım. Evet, evet Artun İskele Bey. İskele çok ilginç. Yine İskele'de Sayın Başman önde. Evet. Ancak çok kafa kafaya bir yarış var burada. Yani Güzelyurt da biraz daha öndeydi Sayın Başman. İskele'de sürpriz bir şekilde kafa kafaya çok az gidiyorlar. Bir oran, evet, %41.61 Sayın Başman'ın, %42.73 de Sayın Özüslü'nün oy oranı ve açılan sandık sayısı az aslında. Daha %31'e açılmış sandıkların iskelede. Toplamda 23 sandığa tekabül ediyor bu da. Toplam seçmen sayısı iskelede 20.984 olarak açıklanmış ve seçime katılan kişi sayısı 1601
oldukça az bir oran var. Katılım oranı %7.63 şu anki tabloya baktığımız zaman. Yani bu açılan sandıklarda. Evet, açılan sandıklardaki rakamlar bunlar. Evet, yani 20 bin seçmenin 1000'i katılmadı. Daha yüksektir bu, ancak açılan sandıkların tekabül ettiği. Yani hepsinde %25 olsa bu, 1000 yani o zaman 5000'e yakın bir katılımdan söz edebiliriz. Evet. Bütün üzerinde ne kadar çok yüksek etkisi olur, orasını biraz sürpriz bir sonuç olur o. Yani tam olarak bilemiyoruz. Evet, İskele'de 23 sandık açıldı. Toplam sandık sayısının %31'ine tekabül eden bir rakamdı bu. İskele'de Sayın Sami Özuslu'nun önde gittiği bir yarış %42.73'lük oy oranıyla. Evet, bir diğer bölgeyle devam edelim yönetmenim. Mausa'dayız. Mausa'ya bakalım hemen. Evet Artun Bey, Mausa'da da Sayın Özuslu'nun önde gittiği bir yarış görüyoruz. %43.31'lik bir oy oranı var Sayın Özuslu'nun. Ali Başman ise %41.17 ile az bir farkla arkasında geliyor ve açılan sandık oranı ise %81.46. Yani az kaldı nihai sonuca erişmek için ve aradaki fark da az. Kapanır mı? Sayın Başman öne geçer mi? Sami Bey burada dağılır mı? Neler söylemek istersiniz? Yani Mausa'da kafa kafaya gideceği belliydi. Diğer adayların, diğer partilerin bölgede çalışma yapmadığı net olarak ortada. Yani bence böyle bu şekilde biter. Yer değişebilirler Sayın Başman'la Sayın Uduslu. Yer değişebilir Mausa'da. Evet. Köy sandıklarıyla. Yani bunlar yani şehir merkez sandıklarıysa, yani onları bilmiyoruz, o ayrıntıları bilemiyoruz. Evet, bu arada ülke genelinde toplamda 452 sandık açıldı. Bu da toplam sandık sayısının %63'üne tekabül ediyor. Geçerli oy oranı %95. Şu an 36.704 oy geçerli olarak sayıldı. Ülke genelindeki toplam seçmen sayısının 210.121 olduğunu yeniden hatırlatalım ve bir diğer bölgemizle devam edelim. Evet, Güzelyurt'a bakalım. Güzelyurt'tayız. Güzelyurt'ta da Sayın Başman'ın birinciliği devam ediyor. %98'lik oy oranına sahip sandıklar açıldı. Hemen hemen Güzelyurt'ta yarış bitti demek mümkün Artun Bey. %98'e açıldı sandıkların ve Sayın Başman %42.24 ile yarışı önde götürüyor. Sonuçlar değişmeyecek bu saatten sonra Güzelyurt'ta. Ama burada da %5'lik bir fark var. Yani çok kayda değer farklar görmüyoruz aslında. Birinci olunulan bölgelerde de böyle kıl payı birincilikler var değil mi? Girne hariç. Diğer Girne'de açık bir fark var. Evet, Lefkoşa'da da aslında açık bir fark var Sami Bey. Lefkoşa'da son sonuçlarını görürsek daha rahat şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Evet, şu an Lefkoşa'daki son durum %57'si açıldı sandıkların. Sami Bey %53.23'lük bir oy oranına sahip. Evet. Ali Başman %33.38. Lefkoşa'daki bu farkı neye bağlıyorsunuz Artun Bey? Şimdi aslında çok bu farka çok da şaşırmamak lazım. Çünkü zaten son seçimlerde muhalif kesimin aldığı yerdi. Yani Lefkoşa millet oy sayısı daha yüksekti. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde den bahsedersek özellikle yani Lefkoşa, Girne, Lefke ve Güzelyurt şimdiki Cumhurbaşkanımızın seçimleri kaybettiği bölgelerdi. Güzelyurt'ta biraz kafa kafaya gitmesine rağmen ama dediğimiz gibi seçime katılım oranı yüksek olsaydı ki İskele'de yani
%32 değil de %40 olsaydı seçilime katılım oranı, belki de şimdi başka şeyler konuşurduk. %50 olsaydı. Evet. Ve mamusa da. Dediğimiz gibi yani çok da insanları cezbetmedi sandık. Yani işin ilginç tarafı, şu anda en ilginç tarafı, Sayın Tajan Reyna'nın adaylığı geçersiz sayılmasına rağmen %1.16 insan Sayın Tajan'a oy vermiş. Evet. Yine demiştik, güzel yurt. İskele, Lefke'ye yeniden bakalım yönetmenim. Lefke'ye bakalım. Lefke'de hemen hemen çünkü artık sonuçlar tamamlanacak noktada olmalı diye düşündük ama en az açılan sandık sayısı Lefke'de. 7 sandık açıldı şu an bizim elimizdeki verilere göre. Bu da genel toplamanın %26'sını oluşturuyor. Ve burada Sayın Başman ve Özuslu arasında sadece %1'lik bir oy oranı var. Sami Bey önde götürüyor yarışı Lefke'de. %35.41'lik oy oranıyla Sayın Başman'ın %34.43'lük bir oy oranı var. Evet, Lefke'den sonuçlar bu şekildeydi. Diğer bölgelere bakmaya devam edelim sevgili izleyenler. Ülke geneline tekrar göz atacak olursak açılan sandık sayısı 470 oldu. Ülke genelinde toplam sandık sayısının %65'i açıldı şu an itibarıyla. Evet, 470 sandık açıldı Lefkoşa'da. %60'lık bir açılan sandık oranı var. %36 sandığın sonuçları %53.04 ile Sayın Özuslu'yu gösteriyor. Lefkoşa'da kapanmayacak bir farktan söz etmek mümkün. Ali Başman %33.29'luk bir oy oranına sahip Lefkoşa'da. Sami Özuslu ise Lefkoşa'da %53.04'lük bir oy oranına sahip. Mausa'da oy oranlarının ne durumda olduğuna bakalım. Açılan sandık sayısı Gazi Mausa'da 151 olarak bildirildi. Toplam sandıkların %84.83'ünü oluşturan bir oranda yine Mausa'da da Sayın Özuslu'nun yarışı önde götürdüğünü söylemek mümkün bu oranlarla. Gazi Mausa'da Sami Özuslu %44.23 ile yarışı önde götürüyor. Aynı zamanda şu anda da haber merkezimizin edindiği bilgilerde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'nde bir kutlama havası olduğu yönünde. Sayın Özuslu tebrikleri kabul ediyor. Fotoğraflar da var. Yönetmenim, fotoğrafları vermemiz mümkünse bir bakabilir misin lütfen onlara? Evet Artun Bey, genel anlamda yarışın galibinin Sayın Özuslu olduğunu söylemek için erken mi? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi erken değil. Yani burası Demokrat Parti sanıyorum. Evet, Sayın Ataoğlu BRT'den takip ediyor sonuçları. Demokrat Parti'deki durum bu şekilde sevgili izleyenler. Evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden gelen fotoğraflar. Yüzlerde gülücük bir kutlama havası Artun Bey. Yani iskelede sandıkların %100'ü açılmış. %48.90 aldı Sayın Başman. Sami Özuslu da %29.80. Dediğimiz gibi yani iskelede katılım oranı çok yüksek olsaydı başka şeyler konuşabilirdik şu anda. Ancak katılımın %32'de kalması yani diğer yerlerle uyumlu bir şekilde. Yani ülke genelinde Sayın Odası 43.62, %98'i açılan sandıkların %43.62, %2'lik sandıkla bunun kapanması biraz zor gibi bir fark var. Herhalde
O yüzden de şeyler, kutlamalar başladı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Evet, %10'a yakın bir fark var değil mi genel toplamda aralarında? Yani gazime olsa da kafa kafaya bitti. 3 aşağı 40-70, o 96'ya 40-76 %100'le kapandı. Girne'de %97'si açıldı sandıkların. %48-53'e %34.28. Sendeki rakamlar daha önde gidiyor galiba Girne'de. Evet. %66'sı açtı bende çünkü. Başka bir kaynaktan bakıyorum. Güzelyurt'ta %41-42 ile Sayın Başman, %36-64 Sayın Özuslu. Baktığımızda sonuçlara iskelede dediğimiz gibi 48-90 var Sayın Başman'ın hesabında ama bu biraz yani Lefke'de de tam yani kafa kafaya gitmiş. Maus'a kafa kafaya, Lefke kafa kafaya, İskele Sayın Başman'a, Girne ve Lefkoşa'da Sayın Özuslu'ya gitti. Evet. Dönelim mi yönetmenim? Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde kutlama havasından bahsetmiştik. Fotoğrafları da az önce bilginize getirdik sevgili izleyenler. Sayın Özuslu tebrik kabul ediyor Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Şu anda da buradan bir canlı yayın yapılacak, bir açıklama yapılması bekleniyor Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'nden. Evet, neler söylenecek? Sayın Özuslu'nun açıklamaları, Sayın Erman'ın açıklamaları neler olacak? Bunları aktaracağız sizlere. Evet, muhabirlerimizin şu an Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'nde olduğunu iletelim. Yapılacak açıklamalar an be an buluşturulacak sizlerle de. Evet, seçim sonuçlarına yönelik genel tablo. Artun Bey, sizin bilgilerinizden alalım. Bizimkiler de çünkü yani şu an benim elime ulaşan bilgilerde toplam açılan sandık sayısı 481 olarak var ve %67'sine tekabül ediyor. Sizinkiler daha öndeyse veriler. Oradaki gelişmeleri aktaralım. Hemen hemen çünkü ülkede evet, yani, sonuçlanan yerler var. Güzelyurt'ta tamamlandı. 41.99'a 36.64 Sayın Başman önde. Evet, Güzelyurt'ta açıldı. 50 sandığın 50'si de açıldı. İskele bölgesinde %100'ü açıldı sandıkların. %48.90'la Sayın Başman önde. %29.80 Sami Özuslu. Aynı şekilde Lefke'de %100'ü açıldı sandıkların. 37.50'ye 37.15. Yani İskele... Kim aldı Lefke'de? İskele, Lefke ve Güzelyurt'ta Sayın Başman aldı. Evet. Lefke'de evet farklı rakamlar konuşuluyor sanıyorum Artun Bey. Çünkü benim okuduğum kaynak %100'ünü gösteriyor sandıkların. Evet. Bunda bu biraz geç kalmış sonuçlardır bunlar. Lefkoşa'da %34 Sayın Başman, %34.38. %49.69 da Sami Özuslu. Yani Lefkoşa ile şu anda benim gördüğüm kadarıyla Mausa kafa kafaya gitti. 3 ilçeyi Sayın Başman aldı. 2 ilçeyi Sayın Özuslu aldı ama yaptığı Girne ve Lefkoşa'daki yaptığı büyük farkla da çok büyük ihtimalle seçimin galibi olacak. Yani hayırlı olsun diyebiliriz o zaman şu an Artun Bey. Seçim sonuçları için Sayın Özuslu'nun tebrik kabul ettiği görüntüleri gösterdik evet, çünkü. Evet, evet. Evet, ne anlama geliyor bu seçimin sonuçları diye konuşmak için erken mi o zaman şu an? Şimdi şöyle konuşalım. Muhalefet için çok bir şey fark etmez. Evet. Bir tane sandalye artırdılar. İktidar için de bir şey kaybetmez. Çünkü zaten kendilerinde olmayan bir sandalyeydi. Muhalefetin sandalyesi muhalefete gitti. Evet, böyle ya, bu bütün üstünde, bir değişiklik yaratmaz. Ha, moral açıdan konuşacaksak, bir gazeteciyi ülke tarihinde ilk defa milletvekili seçtik. Evet. Yani bu açıdan, dediğim gibi, yani sonuçta ne Ulusal Birlik Partisi için, ne Cumhuriyetçi Türk Partisi için
çok bir şey fark eden bir sonuç çıkmadı ortaya. Yani bütün üst üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır. Ha tabii ki Sayın Özuslu'nun ülke sorunlarına olan duyarlılığını, bir gazeteci olarak ülke sorunlarına olan duyarlılığını, meclise ve tarafsızlığını, ki bu çok daha önemli bir unsurdur, meclise taşıyacağını bekliyoruz veya inanıyoruz. Şimdi buradan sevgili Sami'ye bir mesaj vermek isterim. Artık karşı taraftasın. Biz gazeteciyiz. Yani falsomu görürsen seni bir siyasi olarak değerlendireceğiz. Bir gazeteci olarak değil. O yüzden bize malzeme vermeden milletvekilliğini götürmeye çaba harcarsan bizi de rahatlatmış olursunuz. Evet, bir tablomuz daha var. Evet. Yönetmenim genel sonuç. Evet, bu genel bir sonuç. Genelde Sayın Özüsu'nun %43.62'lik bir oy oranıyla yarışı önde götürdüğünü söylemek mümkün. Evet, zaten %5'lik bir oy oranının kapanacağı kadar açılmayan sandık sayısı kalmadı. Peki Artun Bey, bağımsızlara da geçmek istiyorum aslında. Bakalım bağımsızlara da. Konuşmadık. Yönetmenim tabloyu verirsen ekranı oradan bakmamız mümkünse. Evet, bir açıklama mı var? Açıklama geliyor sanırım. Açıklamayı da aktaralım. Evet, Sami Bey'in açıklaması olacak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Bir kutlama havasından bahsetmiştik basın mensubu arkadaşlarımız da. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'nde Sayın Özüsu yaklaşık 5-10 dakika öncesinden kutlamaları, tebrikleri kabul etmeye başlamıştı. Fotoğraflarla da ekranlara getirdik bu anları, buluşturduk sizlerle. Bakacağız, verilecek mesajlar önemli. Artun Bey'in de dediği gibi Sami Bey bir gazeteci olarak, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olarak meclise gönderiliyor. Evet, dönelim mi yönetmenim? Geçelim Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne sevgili izleyenler. Geldi Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Sami Özüsu ile birlikte sanırım sözü oraya bırakıyoruz. Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz burada bizlerle birlikte olduğunuz için. Tabii seçim sonuçları ortaya çıktı. Bize göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bize göre seçmenimiz sandıkta iki mesaj birden verdi siyasete. Birinci mesaj elbette sevgili Sami Özüslü'nün milletvekili seçilmesiyle ve ortaya çıkan oy oranıyla birlikte bugüne kadar hep konuşmuştuk. Bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına yaşatılanları, Kıbrıs Türk halkının yaşamak zorunda bırakıldıklarını, Kıbrıs Türk halkının onaylamadığını açık bir şekilde gösterdi seçmen. İkinci olarak da yeni bir dönemi başlatma iradesini ortaya koydu. Bugüne kadarkinden çok farklı bir dönem istiyor Kıbrıs Türk halkı. Bunu açık bir şekilde gösterdi. İkinci mesaj ise elbette seçime katılım oranının düşüklüğüyle ilgili. Hep söyledik biliyorsunuz. Bu maalesef yıllardır söylemek zorunda bırakıldığımız bir şey. Seçmenin iradesiyle oynamayın. Demokrasiyle oynamayın. Seçmeni iradesinin sandığa yansımadığı inancıyla baş başa bırakmayın dedik. Ama maalesef bizim söylediğimiz dinlenmedi. Ve bugüne kadar seçmenin demokrasi anlayışıyla, iradesiyle oynamaya çalışan bir zihniyet kendini gösterdi. Buna yönelik ciddi bir tepki verdi Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Türk seçmeni. Bunun da herkes tarafından dikkate alınması gerekiyor. Bu seçimin en önemli mesajlarından biri de hiç kuşkusuz buydu. Tabii ki seçim sonuçlandı.
sevgili Sami Özuslu artık mecliste bizlerle birlikte çalışacak. Ama söylediğimiz şeyi unutmuş değiliz seçim sonuçlarıyla birlikte. Biliyorsunuz seçim hükümeti kurma sayısında değiliz ama bu halkı yeni bir dönemi başlatma iradesini açık bir biçimde ortaya koydu. İşte o yeni dönemde biz sevgili Sami ile de birlikte kurumlarımızla, örgütlerimizle, sendikalarımızla da birlikte ve bu ülkenin hepimizin gurur duyduğu yetişmiş insan gücüyle birlikte bu yeni dönemde bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Çünkü Kıbrıs Türk halkı hem insan kaynakları açısından hem kurumsal yapısı açısından bu ülkeyi yönetmeye ehildir. Bu ehliyeti bundan sonra hayata geçirme zamanıdır. Tüm seçmenlere bize oy versinler, vermesinler. Tüm seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Seçime katılmış olsunlar, katılmamış olsunlar. Tüm seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Her türlü iradeye bizim saygımız var. Her türlü irade duruşa saygımız var. Ve bu seçimde sevgili Sami Özuslu ile birlikte diğer partilerden veya bağımsız aday olarak yarışan tüm arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Artık yarın yeni bir gün ve yeni bir döneme ilk adımı hep birlikte atıyoruz. Sağ olun, var olun. Soru varsa arkadaşlar yanıtlamaya çalışalım. Yoksa hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, değerli basın emekçisi arkadaşlarım, meslektaşlarım, bizi bir aydır sürekli takip eden gazeteci dostlarımıza da şimdi buradan yayın yapan arkadaşlarımıza da, meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum öncelikle. Başkan da dediği gibi seçmenin verdiği mesajları herkesin iyi okuması lazımdır. Hem değişimin önünü açın mesajı aldık. Çünkü biz yeni bir dönem başlatacağız diye konuştuk. Bütün kampanya boyunca kimseyi dışlamadık. Bu ülkede dini, dili, ırkı, siyasal görüşü, bugüne kadar verdiği oyun doğrultusu ne olursa olsun herkese, sizi de bu ekonomik koşullar eziyor, sizi de demokrasi dışı uygulamalar ve müdahaleler sıkıntıya sokuyor demiştik. Bunu bütün toplumun, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan herkesin sıkıntılarına bizim bunları gaydesini çektiğimizi ve herkesin gaydesinin bizim gündemimizde olduğunu anlatmıştık. Dolayısıyla verilen birinci mesajı değişimin önünü açın, yeni bir dönemi başlatın olarak okuyoruz. İkinci mesaj ise gene başkanın da dediği gibi katılım oranının düşük oluşu da elbette ki iyice araştırılması gereken, hem sosyolojik hem politik olarak hem ekonomik olarak değerlendirilmesi gereken, analize muhtaç bir sonuçtur. Ben de katılan katılmayan, oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bir ay boyunca gerçekten bu ülke genelinde bir milletvekilliği için seçim yapılması hepimizi yordu. Bütün aday arkadaşlarıma da koydukları efor için tebriklerimi iletiyorum. Birimiz kazanacaktık. Sonuçta bu sonuç seçimin sandığından bir milletvekili çıkacaktı. Bu hem seçim yasasıyla ilgili bir değerlendirme zaruretini de önümüze koyuyor. Seçmenden aldığımız mesaj da bu yöndedir ama dediğim gibi bütün ülkede bir vekil için bu kadar harcama, bu kadar efor, bu kadar zaman israfı gerçekten ciddi biçimde değerlendirilmek zorundadır. Şimdi burada benim teşekkür listemde tabii ki öncelikle beni bu göreve, bu
adaylık görevine layık gören Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yetkili organlarına teşekkür ederim. Adaylık sürecinde ve kampanya sürecinde ortalarda bulunmayışımdan rahatsızlık duymayan, hep destek veren aileme ve sürekli benimle birlikte olan başkanımız, genel sekreterimiz, MYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkan örgütlerimiz, köy bucak örgütlerimiz bunun dışında canı gönülden çaba sarf eden, telefonla birebir çalışan ve Sami'ye oy verin, CTP'ye oy verin diyen herkese de buradan teşekkür ediyorum. Bir gönüllüler ordusu oluştu bu seçim kampanyasında. Ben bunu biliyorum ve kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Benimle sürekli yollarda olan arkadaşlarıma, gece, gündüz, sabah, akşam fark etmeden günde yaklaşık ortalama 16-18 saat bütün insanlara dokunmaya çalışan bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Elbette ki bu seçim Sami Özuslu'nun milletvekili seçildiği bir seçim olarak, belki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kazandığı bir seçim olarak tarihe geçecek. Bir böyle anekdot tutulacak. Ama bunun bir anlamı daha var. Ben söylemiştim, bunu bir kez daha söylemekte fayda var. Bugünden itibaren siyasette bütün hesaplar yeniden yapılacak ve siyasette bundan sonra herkes alması gereken mesajı alacak. Çünkü biz halkın, içi dolu olan halkın bu mesajı vereceğini okuyorduk, görüyorduk. Bu mesajın, bu güçlü mesajın okunacağını görüyoruz. Dolayısıyla kartlar yeniden dağıtılacak. Yarından itibaren bunu konuşacağız diye ben böyle noktalayayım. Tekrardan iyi ki varsınız. Sen hep varsın demiştik. Çünkü seni yok farz ediyorlar. Gazeteciyi de, sendikacıyı da, emekçiyi de, köylüyü de, kadını da, LGBTİ camiasından olanı da, bu ülkeye başka yerden gelmiş olanı da hep yok farz ediyorlar. Ve biz de tam tersini, sen varsın, seninle birlikte yönetebiliriz. Biz birlikte yönetirsek güzeliz. Biz birlikte yönetirsek, birlikte üretirsek kalkınırız. Birlikte konuşarak, tartışarak, bazen kapışarak ama ortak paydalarımızı artırarak ancak biz oluruz. Biz olacağız arkadaşlar. Bizi çok böldüler, çok parçaladılar. Üstümüze çok çok geldiler. Canları sağ olsun. Ama biz birlik olmayı başaracağız. İyi ki varsınız. Evet sevgili izleyenler, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne bir canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdik. Ve önce Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın, daha sonra çiçeği burnunda yeni milletvekili Sami Özuslu'nun verdiği mesajları ilettik sizlere. Evet, Sami Özuslu'nun özellikle verdiği önemli mesajlar vardı. Bunları yeniden hatırlatalım. Mecliste kartlar yeniden dağıtılacak dedi Sayın Özuslu ve halkın milletvekili seçimlerinde kendisine verdiği oylarla hükümete bir mesaj gönderdiğini, bu mesajın iyi okunması gerektiğini dile getirdi. Bundan sonra bütün hesaplar yeniden yapılacak. Buna göre bu mesajın iyi okunması ve analiz edilmesiyle de kartlar yeniden dağıtılacak dedi. Evet, yeni dönem hayırlı uğurlu olsun diyelim bizler de. Ara seçimlerin sonuçları Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili adayı Sami Özuslu'nu gösterdi. Şu an Dereboyun'da bulunan ofisimizde de korna seslerini, kutlama seslerini duymak mümkün. Evet, bu sefer yanımda Gıynık Medya Grubu Haber Müdürü Ahmet Vamuk var. Kendisi bakalım nasıl yorumlayacak bu sonuçları. Evet Ahmet, nasılsın? Teşekkürler Mine. Ülkemiz adına hayırlı olsun dileyelim. Evet, hayırlısı olsun. Hem ülkemiz adına hem basın camiasına da hayırlısı olsun demek istiyorum ben. Yani Sami Özuslu Gazeteciler Birliği Başkanlığı yapmış. Basın camiasının, yani bizim jenerasyonun diyeyim, abisi diyebileceğimiz, evet, basın camiasında sevilen, sayılan bir isim ve bence bir gazetecinin meclise girmesi benim için gerçekten sevindirici. Basın camiasından bir ismin mecliste olması bizim için güzel bir gelişme. Bu yüzden hayırlısı olsun demek istiyorum ben. Evet. Peki Ahmet,
mesajlardan bahsediliyor sürekli. Özellikle Sayın Özuslu seçim sonuçları belli olmadan önce katıldığı tüm televizyon programlarında da aslında kendisine verilen her oyun hükümetin mevcut yapısına verilecek bir tepki olduğundan bahsetmişti. Evet. Ve bir mesaj niteliğinde olacağından bahsetmişti kendisinin milletvekili seçilecek olması. Nasıl bir mesaj verdi halk sence meclisin mevcut yapısına ve bu katılım oranlarıyla bu mesajın doğru yere ulaştığını söylemek mümkün mü aslında? Bu da önemli bir nokta çünkü. Yani açıkçası ben katılım oranının bir pek fazla bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Yani hasbelkader Kurban Bayramı tatilinin öncesine denk gelen bir seçim. Bir milletvekili için yapılan bir seçim. Ve bu nedenle yani bunu pek de işte yani bu seçime katılım oranı işte boykotçular kazandı gibi bir değerlendirmeyi ben doğru bulmam. Yani bana göre tamamen Kıbrıs Türk halkının tembelliği diyebileceğim, evet, rahatlığı, rehaveti diyebileceğim. Yani yani bugün pek fazla meclis aritmetiğini değiştiremeyecek, pek fazla bir etki etmeyecek bir seçim için insanlar kalkıp sandığa gitmeyi kendisine uygun görmedi, gerek duymadı. Ha, şuna ben bakarım. Özellikle biliyorsun ki partilerin tabanları var. Evet. Ve partilerin ciddi bir tabanı var. Yani Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en köklü partilerinden birisi. Biliyorsun kurultaylar mesela, kurultaylarda bile adaylı, çok adaylı kurultaylarda her zaman daha böyle bir coşku olur, her zaman evet, kalabalık olur. Ama tek adaylı kurultaylar çok daha sakin geçer, çok daha sıradan geçer. Bu da onun gibi bir durum aslında. Yani insanlar pek fazla rağbet göstermedi ama şunu yorum yapabiliriz. Ulusal Birlik Partisi kendi tabanını sandığa taşıyamadı. Ben bu seçim sonucundan bunu çıkarırım. Çünkü yani ülkede belki de ilk kez sağ oyları, tabii şu anda toplamına da bakmak lazım. Yani %37-38 Ali Başman, %7 Sayın Serhan Aktunç. Evet, bunlar nihai sonuçlar değil aslında. Tabii ki, yani şu an için son ulaşan rakamlar. Bunun evet, üzerine konuşalım. Şöyle bir son dakika bilgisi elimize ulaştı sevgili izleyenler. 19.47 itibariyle bu rakamlar aynı zamanda. Ya sandıkların tamamı açıldı, tamamı sayıldı. Evet. Tamamının sonuçları. Sami Özuslu %43.73 oyla milletvekili seçildi. Hayırlısı olsun tekrardan. Evet, yüksek bir oran, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, Sami Özuslu'nun toplam aldığı oy sayısı sevgili izleyenler 26.288 olarak açıklandı. En yakın takipçisi Ulusal Birlik Partisi milletvekili adayı Sayın Ali Başman'dı. Sayın Başman 22.842 oy aldı. Hemen hemen 4.000'lik bir oy farkı var Sami evet, Özuslu ve Ali Başman arasında. Diğer adayların oy sayılarına, oy oranlarına bakalım. 713 sandık demiştik. 713 sandığın sayısına göre milletvekili oy oranları şöyle açıklandı. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin adaylığı reddedilen adayı Tacan Reynar'ın %1.24'lük bir oy oranı var. Oy pusulularında Sayın Reynar'ın da ismi vardı biliyorsunuz. %1.24'lük bir oy oranına sahip Toplumcu Demokrasi Partisi'nin milletvekili adayı Tacan Reynar, Ali Başman'ın %38'lik bir oy oranına sahip olduğu, Sami Özuslu'nun %43.73'lük bir oy oranına sahip olduğu, yine Yeniden Doğuş Partisi milletvekili adayı Figen Yaman'ın %4.66'lık bir oy oranına sahip olduğu, Demokrat Parti milletvekili adayı Serhan Aktunç'un %6.66'lık bir oy oranına, Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı Umut Ersoy'un %1.30'luk oy oranına sahip olduğuna, Bağımsız milletvekili adayı Çetin Sadili'nin %0.83, Bağımsız milletvekili adayı Abdullah Korkmaz'ın %1.28, yine Bağımsız milletvekili adayı Alper Özsakınç'ın %0.19, Bağımsız vekil adayı Talip Sancar'ın %0.85,
Bağımsız aday Meriç Özülkü'nün %0.50, bağımsız aday Mert Taşkın'ın %0.68 ve son olarak bağımsız milletvekili adayı Nazım Özsever'in de %0.13'lük oy oranına sahip olduğu açıklandı. Elimizdeki son veriler, resmi veriler bu şekilde sevgili izleyenler. Sayın Özüsü %43'lük bir oranla yeni milletvekili seçildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin. Evet Ahmet, bu sonuçlardan sonra meclis aritmetiğinde Cumhuriyetçi Türk Partisi bir sandalye daha kazandı. Hükümet için değişen bir şey olmadı. Evet. Muhalefet için bir sandalye kazanımı daha oldu. Yapıda değişiklik olacak mı? Sami Bey'in meclisteki varlığı neleri ortam hazırlayacak? Hangi konular gündeme gelecek? Fark yaratacak mı Sayın Özuslu? Kendisini gazeteci kimliğiyle tanıyoruz. İddialı ve halk tarafından da teveccüh gösterilen bir isim ki oy oranlarına baktığımızda da bu sonucu çıkarmak mümkün. Mecliste nasıl bir etkisi olacak sence? Sorgulayan bir vekil olacağını düşünüyorum. Meclis kürsüsünde kürsüyü dolduracak bir vekil olacağını düşünüyorum. Çıkıp konuşacak. Yani biliyorsun yıllarca ekranlarda zaten konuştu. Şimdi de konuşmayan meclis kürsüsünden devam edecek. Evet. Yönetmenimiz verebileceğiz mi yönetmenim şu an? Evet. Efendim? Açılmış oldu. Narin Ferdi Şefik yanımızda. Evet, sizden alalım. Bizler biliyoruz ama sizden de resmi olmayan kesin sonuçları buradan alalım. Biraz önce gergindik kalabalığı görünce ama evet, şu anda kalabalık bittiği için rahatlamış durumdayız. Bunlar resmi olmayan sonuçlardır. YSK 32 bildirimleri neticesinde bana verilen şeye göre, oy pusulası sırasına göre TDP %1.24, UBP %37.97, CTP %43.69, YDP %4.66, DP %6.60, Bağımsızlık Yolu %1.30, Bağımsız Çetin Sadeli %0.83, Bağımsız Abdullah Korkmazhan %1.28, Bağımsız Alper Öz Sakınç %0.19, Bağımsız Talip Sancar %0.85, Bağımsız Meriç Erülkü %0.50, Bağımsız Mert Taşkın %0.68, Bağımsız Nazım Özsever %0.13. Evet. Peki resmi olmayan kesin sonuçları açıklamış oldunuz. Kısa sürede de bu şekilde netleşmiş oldu. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız. Verdiğiniz bilgilerden dolayı son olarak aktarmak istediğiniz herhangi bir şey varsa bu seçimle alakalı olarak. Tabii katılım oranı dikkat çekmişti. Onu belirtmiştiniz. Yani en azından neticeye yaklaştığımız için gayri resmi sonuçlardan çok uzun bir zaman geçmeden kesin sonuçlara da verebileceğimizi ümit ediyorum. Seçimin bu şekilde neticelenmiş olmasından mutluyum. Katılım oranına üzgünüm. Bununla ilgili değerlendirmeleri artık siz basın ve siyasiler yapacaktır. Biz yorum yapmıyoruz. Biz sadece neticeleri veriyoruz. Ama bizi bu şekilde neticeleri sizin vasıtanızda yansıtabildiğimiz için, bize bu şansı verdiğiniz için de ben de size teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Size de iyi çalışmalar. Çok tekrardan. Evet Aziz, 713 sandık kurulu. Evet sevgili izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik'in seçim sonuçlarıyla ilgili aktardı. Gayri resmi kesin sonuçları buluşturduk sizlerle. Gayri resmi diyoruz çünkü henüz tamamen tüm sayıların, tüm rakamların net olarak açıklanmadığını dile getirdi Sayın Şefik. Tahmin edilen saatten çok daha erken bir şekilde gayri resmiden sonra resmi sonuçları da açıklamanın mümkün olacağının da altını çizdi aynı zamanda. Evet Sami Bey, bundan sonra Meclis Genel Kurulu'nda Cumhuriyetçi Türk Partisi rozeti altında milletvekili görevini icra edecek. Peki mecliste Sami Özuslu'nun bir gazetecinin olması neler kazandıracak halk olarak bizlere? Bunları konuşuyoruz. Evet Ahmet. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun. Dediğim gibi yani meclise sorgulayan, hükümeti terletecek bir bence isim olacak. Onun haricinde tabii ki
Cumhuriyetçi Türk Partisi, sen de biliyorsun, genel seçimlerde iyi bir ivme kazandı. Yani en çok, en başarılı parti olarak çıktı genel seçimlerden. Vekil sayısını en çok yükselten parti oldu. Evet. Ondan sonra yine arkasında yerel seçimlerde iki büyük ilçenin belediye başkanlığını almayı başardı. Girne ve Mausa'yı. Bu da tabii ki artı bir şey kazandırdı, ivme kazandırdı Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne. Ve şimdi de bu ara seçim aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi için bu kazandığı ivmeyi daha da ileriye taşımak için bir fırsattı. Ve bu fırsatı da iyi değerlendirdi Cumhuriyetçi Türk Partisi. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi daha da ileriye taşıdı. Şu anda artık bu saatten sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi tamamen politikasını bence yeni bir erken genel seçime kanalize edecek. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi önümüzdeki süreçte hükümeti artık bir erken genel seçime zorlayacak. Yani bu alınan sonuçlar bize bunu gösteriyor. Bugünkü açıklamalar da yine keza bize bunu gösteriyor. Yeni bir dönemin başlangıcı, yani hepimiz de biliyoruz, yani bir milletvekiliyle yeni bir dönem başlangıcı olacak değil. Ama izlenecek olan politika artık bence muhalefetin dozunu artıracak Cumhuriyetçi Türk Partisi. Tabii yani ekonomik durum ortada, ülkemizdeki dövizin durumu ortada. Yani insanlar böyle bu koşullarda hükümetten beklediklerini de pek fazla bulamadılar. Yani bir ekonomik tedbir paketi açıklandı. Dişe dokunur, halka dokunur içerisinde. Hiçbir şey yok. Hatta yani biliyorsun sucuk şeyi muhabbeti oldu. İşte pardon, sucuk derim. Palüze ve köfter, evet, şeyi oldu. Bir alay konusu, alay bile konusu oldu yani, evet, bunlar. Hatta şey dendi bununla ilgili olarak, hükümet sırf Haziran ayı hayat pahalılığını daha düşük gösterip kamuya yapılacak olan hayat pahalılığı artışını aşağıya çekmek amacıyla bu bir hazırlanan bir aslında senaryo olarak yorumlandı hükümetin bu adımı. Ve halkta pek fazla da şey bulmadı. Yine Ulusal Birlik Partisi'nin tabanının da bildiğimiz, yani siyasi kulislerde konuşulan Sayın Başbakan Ünal Üstel'e karşı bir tepki olduğu yönünde, Ünal Üstel'e yönelik bir rahatsızlık, tabandan bir rahatsızlık olduğu yönünde bilgiler ulaşıyor bizlere. Belki de adayını benimseyemedi. Ulusal Birlik Partisi ile Ulusal Birlik Partililer adayı benimseyemediler. Belki de hiçbir şekilde tabana sorulmadığı için bu isim ve parti içerisinde de bir isim olmaması, bilinen bir isim olmaması taban tarafından pek de karşılık görmedi anlaşılan. Ve bu nedenle Ulusal Birlik Partililer sandığa gitmemeyi tercih ettiler anladığımız kadarıyla. Ve Cumhuriyetçi Türk Partililer de Sayın Sami Özuslu'yu benimsediler. Ve benim düşüncem ekran karşısında insanların aşina olduğu bir yüz olması nedeniyle sadece Cumhuriyetçi Türk Partililer değil, toplumun diğer kesiminden kişiler de Sayın Özuslu'ya, sandığa giden kişiler oy verdi belli ki. Bunun harici Yeniden Doğuş Partisi ile biliyorsun bir Ulusal Birlik Partisi arasında seçim döneminde, yani insanların birebir kulaklarıyla duyduğu seçim gezilerinde Sayın Başbakan Ünal Üstel her ne kadar bunu ekranlarda yalanlasa da işte bir vekil daha verin bize, Yeniden Doğuş Partisi'nden kurtulalım söylemlerini insanlar birebir kulaklarıyla duyduğunu söyleyen insanlar var bu seçim gezilerinde. Ve Yeniden Doğuş Partisi'nin de buna tepki olarak Ulusal Birlik Partisi'nin aleyhinde bu seçim çalışmaları yürüttüğüne yönelik de iddialar var. Ve bunların hepsinin toplamında Ulusal Birlik Partisi'nin bugün bir kan kaybı yaşadığını söylemek mümkün. Evet.
Evet, teşekkür ediyoruz Ahmet. Son olarak Sayın Sami Özlus'un Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamaları getirmiştik ekranlara. Evet. Bir de kendisinin Gıynık TV mikrofonlarına yaptığı özel açıklamaları getirelim. Bakalım yeni milletvekilimiz Çiçeği, bunun da milletvekilimiz Sayın Sami Özlus'u Gıynık TV'ye neler aktardı? Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkürler Devrim. Bu süreci bize birazcık değerlendirir misiniz Sami Bey? Vallahi Devrim yani çok böyle hızlı yaşanan bir aday belirleme sürecinden sonra çok daha hızlı bir seçim kampanyasına girdik. Çok kısa bir süre vardı. Yaklaşık bir ay, belki bir aydan biraz daha fazla. Ama resmi kampanya biliyorsun 25'inde 25 gündü. Ülke genelinde bir kişinin girdiği tek seçim Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bizim sistemde tarihte ilk kez böyle bir genel seçim, ara seçim yapıldı ve bir Lefkoşa milletvekili için Karpaz'a, Yeşilırmak'a, Girne'ye, Maus'a her yere gitmek zorundaydık. Dolayısıyla çok yorucu oldu. Bütün parti yöneticileri, başkanı, genel sekreteri, MYK üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, herkes, örgütler, ilçeler ve ayrıca Sami Özlus'un kazanmasını isteyen gönüllüler, böyle bir adeta helak olduk. Günde ortalama 16-18 saat yollarda, bellerdeydik. Bazen yemek, bazen su içme fırsatımız, tuvalete gitme fırsatımız olamadı. Ama ben hep şunu söylüyordum, bu kadar yorucu bir kampanyaya rağmen ben hep huzurluydum, mutluydum. Çünkü hem yanımda bir güzel, beni sarıp sarmalayan bir çember vardı. Yalnız kalmadım hiç. Hem de insanlardan hiç olumsuz tepki almadım. Hiçbir kapıdan geri döndürülmedim. Herkes ve saygısını da kusur etmedi. En muhalif olduğunu bildiğim köylerde, mahallelerde, evlerde bile insanlar ayağıma kalktı, sarıldı. Ama özellikle beni medyadan bilen çok sayıda insan gözünün içinde gördüm sevgiyi, yüreğinde gördüm, okudum sevgiyi. Hayır Doğan tutsun seni evladım deyişinde gördüm ben o bize özgü kültürü. Buhurlayıp beni nazar değmesin, göz tutmasın Samiciğimi diyen teyzeciklerimiz beni çok mutlu etti. Dolayısıyla bu kampanya çok güzeldi. Bugünkü sonuç ne olursa olsundu. Zaten öncesinde de söyledim. İnsanların gönlünde yer bulmak, o sandıklarda, kalp sandığında yer bulmak benim için zaten bir başarıydı. Ben bu başarıyı tatmıştım. Dolayısıyla bugünkü seçim sonucu da elbette ki mutluluk verici. Bu kadar çaba, bu kadar emek ve bu kadar doğru bir vizyon, iyi bir kadroyla biz hak ediyorduk. Bunu düşünüyorduk hep ve hep halkımıza temiz, düzgün, karalayıcı olmayan mesajlar verdik. İlk günden itibaren de zaten bu duruşumu ben ilan etmiştim. Diğer arkadaşlarım da çok yoruldu. Onların da ve partilerinin de veya partisiz olanların, bağımsızların da koyduğu çabayı ben takdir ediyorum. Sandığa gitsin gitmesin bir şekilde iradesini belli eden hangi partiye oy vermişse versin herkese ben bugün için teşekkür ediyorum. Bu süreç için Yüksek Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu, polislerimiz herkese gerçekten sonsuz teşekkürler. Bir son bir soru daha sormak isterim. Katılımla ilgili az bir katılım vardı. Bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz? Şimdi katılımla ilgili gerçekten çok ince de önemli değerlendirmeler yapılması gerekir. Hem ekonomik hem politik hem sosyolojik yorumlar, değerlendirmeler gerekir. Ama kabataslak baktığımda az önce anlattığım gibi bir milletvekili için bütün Kuzey Kıbrıs'ı karış karış dolaşmak zorunda kalmak bile aslında adaylar için de zuldü, seçmen için de zuldü. Ve böyle olunca Lefkoşa özelinde, Lefkoşa ilçe sınırları içinde dönüp dolaşacak olan bir propaganda çalışması, bir tanıtım çalışması bütün ülkeye yayılınca o enerji azaldı gibi geliyor bana. Sadece Lefkoşa özelinde, Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde olsaydı bütün adaylar her köye gidebilecekti Lefkoşa'da. Her ilçeye, özür dilerim, her kahveye oturabilecektik. Her derneği, her kulübü ziyaret edebilecektik. Ama ülke geneline enerjimizi, zamanımızı yaydığımız için olsa gerek ki böyle bir tepki oluştu. Bir. İkincisi, az önce basın toplantısında da söyledi, hem başkan hem ben de söyledim. Bir tepki var. Yani siyasetin kendisine, siyasete yapılan müdahalelere, partilerin içine dönük müdahalelere bir tepki var ve bu tepki siyasetin geneline
ilgisizliği ve umutsuzluğu taşıyor. Bununla birlikte tabii ki bir sandık kurulmuştur. Bu sandığın sonucunda bir sonuç da ortaya çıkmıştır. Bu sonuç da umudu yeşertmek isteyenlerin verdiği mesajdır. Umudu yeşertmek için çıktık yola. Bu umutlar mutlaka yeşerecek. Yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Siyasette de kartlar yeniden dağıtılacak gazeteci tabiriyle. Yorumcu olsaydım böyle yorum yapardım ama hep söyledim ben ne yapıyorsaydım geçmişte halk için, toplum için basın mensubu olarak. Bundan sonra da aynısını yapacağım. O yüzden gazeteci gibi konuştuysam, yorumcu gibi konuştuysam da çok tuhafa gitmesin. Çünkü ben neyseydim oyum gene. Bunu en çok da siz meslektaşlarım biliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan başarılar. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Merkezi'nden Çiçeği Burnu'nda Milletvekili Sami Özusu'nun klinik mikrofonlarına yaptığı özel açıklamaları buluşturduk sizlerle. Mutlu olduğunu, bundan sonra yeni bir dönemin başladığını ve bu sonuçlarında meclise yönelik, hükümete yönelik yeni bir dönemi başlatın mesajı olduğuna varan açıklamalarını dile getirdi Sayın Sami Özusu. Evet, seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz sevgili izleyenler. Gani TV ekranlarından yaklaşık 2,5 saattir canlı yayınla neler oluyor, neler bitiyor, seçim sonuçları hangi ismi gösteriyor bunları sizlerle buluşturmaya çalıştık. An be an gelişmeleri sizlerle aktardık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en düşük katılımlı oylaması sona erdi. %30'luk bir oy kullanım oranı vardı ara seçimlerde ve sonuçlar Sami Özusu'yu gösterdi. Evet, bizler yayınımıza burada nokta koyuyoruz sevgili izleyenler. Yarın yeni haftanın ilk günü Gani TV ekranlarında yeniden buluşacağız, görüşeceğiz. Yarın yepyeni bir gündemde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, iyi akşamlar.